İyi akşamlar, baştan sonaya hoş geldiniz. Bir e, mityasası yasası tartışmasıdır gidiyor. Genel kurula geldi, e, görüşmeleri dün akşam ilerleyen saatlere kadar hararetli bir şekilde devam etti e, ve salı gününe kaldı. E, mityasası. yasası salı gününden itibaren görüşülmeye devam edecek. Muhtemelen önümüzdeki haftada e, tamamlanmış olacak görüşmeler. Mityasası yasası ne getiriyor? Muhaberat devleti mi oluyoruz? mite korkunç. Operasyonel yetkiler mi getiriliyor ee, sadece yurt dışında değil yurt içinde de hem özel hayat mahremiyetini istediği gibi ihlal edebilecek mi bundan sonra hiç özel hayatımız kalmayacak mı hiç sırrımız kalmayacak mı hem de e, yani faili meçhuller dönemini 90'lı yılları çağrıştıracak e, bir takım yetkilerle mi donatılacak e, MIT? Ee, ne oluyoruz? Bir istihbarat devletine mi dönüşüyoruz? Bir muhaberat devleti mi oluyor Türkiye? Böyle korkular e, içerisinde bu MIT yasasını tartışıyoruz. Artık e, nihaileşme aşamasına geldi. Biz de bu akşam e, bu tartışmaları baştan sona konuşacağız. Konuklarımızı hemen e, takdim etmek istiyorum sizlere. Star gazetesi yazarı Halime Kökçe. Hoş geldiniz Halime hoş Hanım. Hoş ee, Türkiye gazetesi yazarı Melih Altınok. Hoş geldiniz Merhaba hoş Melih bulduk. Bey. Mehmet Faraç, Aydınlık Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Hoş e, ve Mete Yarar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, güvenlik politikaları uzmanı olarak zaman zaman ekranlarda da zaten e, görüşlerini, yorumlarını dinliyorsunuz. Mete Bey, e, sizinle başlayalım. Son hali, taslağın, yasa tasarısının gelmiş olduğu son hal e, sizde endişe yaratıyor mu? Bir itirazınız var mı hala? Valla ben şöyle söyleyeyim, ben e, külliyen e, itirazda edenlerdenim. E, onun da sebebini şöyle açıklıyorum. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı iç ve dış diye ikiye bölünmeden böyle bir tasarın geçmesi yanlış olacaklarını savunanlardanım. Çünkü Türkiye'de hep şu tartışılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı <laughs> konum olarak nerede olduğu belli olmayan bir konumda şu anda. Yani hatta hatırlarsanız Sayın Başbakan ilk göreve geldiği zamanlarda şu kelimeyi çok sıkça kullanırdı. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tek görevi işte muhafaza kesimi e, takip etmek mi, sağcı solcu takip edip fişlemek mi diye hatırlarsanız zamandaki en çok söylemlerden bir tanesi e, buydu. E, teşkilatı'nın görev ve kapsam anlamında baktığınızda daha çok iç yapıya doğru yönelik bir şeyi var, angajmanı var. Yani donanım ve e, ekipman olarak çok e, dış operasyon yapma isteklisi olan bir e, örgütlenme yapısına sahip değil. <laughs> Hala öyle mi yoksa öyle miydi? Hala öyle. Hala bugün öyle mi miydi? Neden öyle onu söyleyeyim. Şimdi ya Dışarıda operasyon yapıyor diye eleştiriler var mı? mıydı biliyorsunuz? Yani ya da dışarıda operasyon yapmalı mı yetki ya, veriliyor diye. Şimdi şöyle söyleyeyim tabii e, bu tartışmaların ilk başlangıcı hep şöyle başlamıştı. Bunu e, Sayın Kılıçdaroğlu da itiraz edenlerdendi. E, Türkiye'deki şu andaki Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu e, buna müsaade etmiyor. Yalnızca istihbarat amaçlı operasyon yapma etkisi vardır. O yüzden de yapılan her türlü işte nasıl diyeyim operasyon isimle adlandırılacak olan her türlü nevi hareket aslında kanun dışıdır şeklinde birçok konuşmasını hatırlarlar. Şimdi yine Sayın İçişleri Komisyonunda konuşulan Beşir Atay'ın çok ilginç bir kelimesi vardı. Şey demişti. Biz aslında normalde olan bütün iç yönetmelikle, gizli yönetmelikle olan yönetmelikleri şeffaf hale getiriyoruz ve bunları kanunlaştırıyoruz. Yani mette var olan, yönetmelikte evet, de aynen olan ama kamuoyunun bilmediği gizli yetkileri bir kanuna dönüştürerek bunları aslında deklare etmiş oluyoruz ee, Ama şimdi öyle bir yere öyle bir şey yap, yapılıyor ki bu yapılanın e, sonuçları e, üç boyutlu sonuçları var. Bir tanesi e, siz e, bunları deşifre edemezsiniz. Bu bir defa e, yani mantıken doğru değil. Neden? Şöyle söyleyeyim ben size. Ama mit şeffaflaşsın diyorlar. Ama şeffaflaşma öyle olmuyor işte. Dünyadaki şeffaflaşma şöyle oluyor. Ee, bir, e, yasa, yasal anlamda yani e, mahkemelerden üzerine bir zırh koymak yerine mahkemenin denetimini açmak. İki, parlamentonun denetimini açmak. Peki şimdi şöyle yapalım o zaman. Sırayla şimdi tam oraya gidiyorum. Siz niye itiraz ettiniz diyorsunuz. Ben de size bir fıkrayla anlatarak itiraz tamam. edeyim. Oradan da ne kadar itiraz ettiğimi anlayın. Bir hocası e, öğrencilerine soruyor. Bana diyor kurbanla ilgili e, bunun e, dini olarak nesi olduğunu anlatın bana diyor. İşte hoc, öğrenciler yazıyorlar ve arkasından da başlıyor. E, bitiyor imtihan. Bir hafta sonra notlar okumaya başlıyor. İşte 90 alan var, 100 alan var, 80 alan var. Bir öğrenci sıfır almış durumda. Diyorlar ki ya neden hani hocam hiç mi diyor doğru yaptığım bir şey yoktu? Oğlum diyor senin diyor kağıdını istersen okuyayım diyor. Hazreti Süleyman çocuğu kız çocuğu olursa diyor. Allah'a dua ediyor. Ben bir tane keçi keseceğim diye. Oğlum diyor bir defa Hazreti Süleyman değil, Hazreti bey. Kız çocuğu değil, erkek. Keçi değil, koyun. Ben diyor senin diyor notunun neresini düzelteyim. Şimdi bu mit yasasının içeriğine baktığınızda başlangıç sözünden ilerleyen söze kadar ki olan bütün bölümlerinde sıkıntı var. Birincisi en büyük sıkıntı. Bu bir kanun teklifi olamaz. Peki, sırayla gideceğiz. Okay. Siz Peş peşe sıralayınca karıştı. Şöyle yapalım. Ben tekrar tamam. sırayı söyleyeyim. O sırayla tartışalım. Tamam, Önce bu bir kanun teklifi olamaz. İşte, tamam. Hı -hı. Bu oradan başlamayalım. İlk söylediğinizden başlayalım tamam. bence. Yani mit şeffaflaşıyor mu? Ne kadar şeffaflaşabilir? Doğru mu, değil mi? Operasyonel yetkiler alıyor mu, almıyor mu? Var mıydı? Bugün hala <laughs> e, yok mu? Yeni yasa ekliyor bunları, bunları? Yani itirazım şu. Milli İstihbarat Teşkilatı iç ve dış diye buradan ayrılmadan. Buradan başlayacağız. Evet. Bunları hep konuşacağız ama buradan başlayalım. Milli İstihbarat Teşkilatı dış istihbarat mı yapıyor ve Yoksa... yapmalı? <laughs> iç istihbarat da mı yapıyor? Daha çok ağırlıklı olarak iç istihbarat mı yapıyor ve bu mu doğru? Okey, şimdi buradan tam başlayalım. onu söyleyelim. Şimdi <laughs> kısaca söylerseniz Tamam diğer şöyle söyleyeyim. Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın e, konumlandığı baktığınızda aslında e, pek itiraz edenler de olabilir ama FBI'ın e, işini yapıyor. Yani Türkiye çünkü FBI CIA, CIA, CIA değil yani. CIA değil, FBI. Yani e, adli kollukla, adli kollukla yani FBI kolluk teşkilatıyla polisin bir üstü gibi davranıyor. Normalde şu andaki konumlanması, pozisyonu e, ve gücü bunun üzerine kurulmuş durumda. E, MIT Melih ok. daha çok CIA'ya mı benziyor baktığınız yerden yoksa FBI'ya mı? Yani. yani şu anki durduğu konumda amorf bir yerde duruyor. Bey'in eleştirisi de odur. Bu ayrımın yapılması gerekiyor, istihbarat falan ama bu süreç içerisinde bunun fiili koşulu yoksa bu yasal düzenlemeye baktığımızda MIT'in dışta da operasyon yapması için bir takım düzenlemeler var. Mesela ilk taslakta şöyle bir şey deniliyordu, yurt dışında operasyon yapar, onu değiştirdiler. Bakanlar Kurulu'nun verdiği her türlü emir evet. uygular denildi. Bu da zaten şey diye yorumluyor. Dıştaki operasyonlar için aslında fiilen onun önünü açacak bir düzenlemedir diye. Tabii hem orası öyle ama benim mesela daha çok Mete Bey'i dinlerken takıldığım yer şu. Yahu yani biz daha son birkaç ay boyunca polis istihbarat merkezli bir e, telefon dinleme, özel hayatın e, hallaç pamuğu gibi e, atılması fırtınasını yaşamadık mı? Evet. Yani bu ülkede bu ülkede e, çok güçlü bir Emniyet istihbaratımız yok mu? Onun varlığı ortaya çıkmadı mı? Evet. Ya, mit mi o yoksa? Bir yanlışlık var. Yani Türkiye'de FBI'ın yerine koy konacak güç, örgüt, güvenlik birimi... E Emniyet istihbarat mı? MIT mi? Bu yakın tarihte yaşadığımız tecrübe hangisini gösteriyoruz? Yani? fiilen bunların ikisini birden MIT'in yürütmesi için bir şey yapılıyor. Bugüne kadarki sorun şundan kaynaklanmıyordu ki. Çok başlılık vardı. Emniyetin ayrı istihbaratı vardı. Jandarmanın vardı. Genel kurmayın vardı. Bunların istihbarat paylaşmamaları öyle bir boyuta varmıştı ki birbirlerinden gizli sa bilgi saklıyorlardı. Ve e, onun içindeki odaklar kendi çıkarları için bu bilgileri kullanmaya çalışıyorlardı. Aslında bu tartışmayı yapmak için şu GES'lerin devrinden başlamak gerekiyor. Yani genel kurma elektronik sistemlerini MIT'e devrinden başlamak gerekiyor bunların bir elde toplanmasında ben bir sakınca görmüyorum. Demin dediğim gibi MİT beyin eleştir istordur. Uzun vadede iç istihbarat ve dış istihbarat ayrılabilir ama şu an bunun tartışması yok ve böyle tamam. bir tartışma da mümkün değil ama şu süreç içerisinde. ayrılmış değil mi? Yani içeride diğer istihbarat bilimlerinden operasyon yiyen bir kurum durumunda değil mi MIT? İçeride operasyona maruz kalan operasyon yapan değil operasyona maruz kalan bir kurum. Ya bir bu dediğiniz sorun olarak ortada da senin de, sizin dediğiniz gibi böyle bir ayrım yok. Yani sen içi sıkbarata bak, Emniyet sıkbarat, mit de dışa baksın gibi Türkiye'de bir ya ayrım yok. Yasal yoksa, tanım yok böyle yok, bir yasal tabii tanım. Yok tabii yani fiilen böyle bir durum yok. MIT bunların ikisini de yürütüyor. Bugüne kadar ne yapıyordu MIT? Siyasi iradeden bağımsız şekilde hatta o kadar bağımsızdı ki darbeleri mesela siyasal iktidara bildirmesi gerekirken onları tehdit etmek için kullanan bir kurum şeklindeydi. Dolayısıyla MIT kanununun bugünkü içeriğiyle ne kadar çok parlamento denetimi ve siyasi iradenin alanına yakınlaştırılırsa, oraya sokulursa ve bu dinlemelerdir işte çeşitli istihbarat bilgileri bir yerde toplanırsa bu demokrasi ve şeffaflaşma açısından önemli bir adımdır diye görüyorum ben. Yasanın içeriğini tabii ki konuşabiliriz yani, yanlışları ve e, artılarıyla. Mit, MİT iç istihbarattan çekilmeli. Dış istihbarat örgütü olmalı diyorsunuz. Sizde. Hayır, ben öyle bir ayrım yapmıyorum. Mete Bey'in dediği doğrudur. Uzun vadede Türkiye bunu tartışsın. Ama şu anki konu bu fiili durumda bunu tartışmanın anlamı yok diyorum. Peki. Yapamayacaksınız böyle bir şey çünkü. E, Fili durum, e, fiili durum olarak şu andaki e, ola, süren süreci mi e, evet, bahsediyorsunuz? Yani başka bir istihbarat birimi mi var? Yani şu, şu anlamda. Bugünün tartışması bu değil? Şimdi yani. ama bakın, i̇deal tartışma odur, doğru yani Mete Bey'in Bey. ideal bir durumdan mı bahsediyorsunuz? Yok aslında ideal değil. Yani, ben size e, bakın Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesini biliyor musunuz? Başına özel koyduğumuz her şeyden çok çektik. Yani DGM'lerin başlangıcından başlayın, arkasından polis istihbaratın kuvvetlendirmesi olarak devam edin, arkasından özel yetkili e, savcılıklar, özel yetkili mahkemelere koyun. Aslında şu andaki uygulamada özel bir mit, yani özel mit kanunu gibi bu şunu söylemeye çalışıyoruz. Başına özel koyduğunuz her şey bu ülkede çok fazlası açısında özel yok ki bunun. Şimdi hayır. Evet. Ya, <gülüyor> hayır hayır <gülüyor> özel dedim. O anlamda özel demiyorum. <laughs> Mitin kendine ait bir kanunu var. Yani ya, şöyle söyleyeyim. Diyorsunuz. Bakın geçiş dönemi için bir aslında yakoda. bir şey söyleyeyim mi? Yani geçiş döneminin e, bu kanunla bakın bu kanunun öyle bir tuhaf bir tarafı var ki bu kanun aslında iç operasyona gene izin vermiyor. Yani Yapmak isteyecekleri operasyonları bu kanunla yapamazlar. E tamam işte sizin bir endişeniz bertaraf oluyor. Hayır olmuyor ama şöyle söyleyeceğim. Bakın şimdi olmamasının tarafını söyleyeceğim. Bu kanun vermiyor ama bu kanunla bunu yapmaya kalktığınız andan itibaren önünüze 3 tane e, sıkıntı çıkacak. Bunlardan bir tanesi AYM yani Anayasa Mahkemesi. Bu çıkacak şu andaki sizin komisyondan çıkan kanunun en az 7 tane maddesini e, külleyen kaldıracak. Maddeler? Örnek verelim. Örnek birinci örnek. Diyor ki bazı kanunlar bazı kanunlar e, bu kanun çıktığından itibaren e, uygulama olarak e, ondan daha üstündür diyor. Hangi anlamda? Mesela şu anda bankacılık kanuna göre biliyorsunuz. BDTK'da e, siz e, bankacılıkla ilgili bilgiler alamazsınız. Asla alamazsınız. Çünkü bu hem e, kişisel e, haklar anlamında bir şeydir hem de ticari sırlar anlamındadır. Şimdi, oraya da geleceğiz. Yani şimdi bir şunu söylemeye çalışıyorum. Örnek vereyim. Bir tane madde var. İnanılmaz bir madde. Türkiye'ye gelmiş olan yabancılar e, Telekomisyon hı hı. üzerinden kurulacak olan sistemler üzerinden dinleme yetkisini mahkeme kararı olmadan veriliyor. Yani 24 Türk, saat içinde mahkeme kararı mahkeme çıkartma şartı. Mahkeme kararı için geçerli değil. Bunun için istiyor ama. Yabancı için istemiyor işte. Bakın yabancı için istenen kanun yok. Türk vatandaşları için kanun koyulmuş. Hayır, hayır. E, şeye bakın. Yani ben e, özellikle e, o, o hususa sabah şeyde yani, ben, ben bakıyorum ama <laughs> e, gene usulen bir itirazda bulunacağım diyorum ki hı hı. bunların hepsi aslında önümüzdeki başlıklar. Bunların tamam, de konuşacak vaktimiz olacak. Yani şunu, şunu Şimdi için söylüyoruz. Buradaki sıkıntı şu. Bu kapsamda çıkartılacak olan bir şeyin içi ve dışını ayıramaz, ayıramazsanız birbirine geçmiş olan bir operasyon yaparsınız ve güçler dengesini bozarsınız. Benim oradaki şeyim o. Çünkü nedir? Ee, yani nasıl bir nasıl bir e, Mesela iç dış istihbarat başlığından gidiyoruz. Evet oradan gidelim. Şimdi nasıl bir burada olağanüstü yetki veriliyor ki MİT'e? Şimdi öyle, ee, örnek verelim. Bu gidelim. dengeyi bozucu. Örnek verelim gidelim. Derin, tamam şey. örnek verelim gidelim. Örnek. Mesela e, hani dünyada örnek olarak e, CIA örneği verildiği için söyleyeyim. Yani herkes o örneğe verdiği için. CIA'nin mesela yurt dışında bir e, casusluk operasyonu var diyelim. Yani Amerika'ya yönelik bir casusluk operasyonu var. Ve bunun da bir tarafı daha var. Ne tarafı var? Bunun bir tarafı da şey. E, yurt içi. E, CIA'nin bütün yetki alanı ne, nerede bitiyor biliyor musunuz? Topraklarına girdiği andan itibaren operasyonu iç sisteme devretmek zorunda. Ne olursa olsun. Geliyor ve işte o sıradaki FBI yetkilerine bu e, dökümanları teslim ediyor. Ondan sonra görevi onlar devreliyor. Mesela örnek yine verelim. E, casusluk davalarında işte bir Rus casus ekibi e, Amerika içerisinde e, faaliyetlerde bulunuyor. Bunun takip görevi CIA'ın görevi değil. Bunun takip görevi FBI'nin görevi. Ama bizde, kendi toprakları içerisinde. Bizde karşı casusluk yetkisi. Evet, karşı casusluk faaliyeti yetkisi MIT'e verilmiş bir yetki değil mi? Ee, şöyle yani, söyleyeyim. MIT'e verilmiş hatta askeri istihbarat yetkisi bile MIT'te. Yani yok, Askeri istihbarat yetkisi Asker askeriye için bilgi toplama, yurt dışındaki bilgi toplama. Yok, yurt dışında yurt işte bilgiyle sinyal takibi vesaireyle ilgili öyle bir değerlendirme okumuştum çünkü. Sinyal takibi yetkisi de veriliyor, veriliyor ya. E, mesele şu ama ya Türkiye'de Karşı casusluk faaliyeti yürütecek kurum, emniyet istihbarat değil MIT. Hala hazırda da öyle zaten. İşte öyle değil. Örneklerden bir tanesini vereyim ben size. Şu anda askeri casus davası biliyorsunuz. Ee, askeri casus davasını yürüten ekip kim? Çok güzel. MIT'e bilgi verilmiyor. Bir kriz noktası o zaten. Ama Mesela bir casus, bir ca, bir casusluk hı. davası var ve MIT bunun dışında. Ama niye biliyor musunuz? Bu dışında? sorun değil mi? Ya, ama, yani ama hangisi? Niye, ama niye dışında biliyor musunuz? Çünkü yapanlar e, Türk vatandaşları. Mitin devreye girebileceği alan neresi biliyor musunuz? Onunla ilgili yurt dışı bağlantıları ve yurt dışından gelen ekiplerle ilgili. Hayır ama yani... bir, şey bir saniye tamam. Hı hı. Şimdi Mehmet Faraç'la devam edelim. Ee, söz hakkı verelim diye söylüyorum. Ee, şimdi bazı Türk vatandaşlarına kanca taksa bir yabancı istihbarat servisi ve e, Devşir Pani burada ajan olarak, gösterek <laughs> olarak vesaire kullansa. Casusluk faaliyeti yaptırsa bunu takip edememeli mi Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı? Şimdi bakın Türkiye'nin 1960'tan bu yana aralarında gazetecilerinde bulunduğu çok sayıda insan, bilim adamlarının dış istihbarat kurumlarına casusluk yapmaktan yargılandı bu ülkede. Şimdi onların kovuşturmasını kim yaptı? Kim takip bakın, etti onları? Yargı takip etti ama MIT burada MIT bunları tespit dosyalarını etti. Dosyalarını MIT çalıştı MIT değil çalıştı, değil mi? MIT tespit etti, MIT yargıya götürdü bunları. Bunları yakalayan, operasyon yapan da MIT'ti geçmişte. Burada adlarını verip şey yapmayalım şimdi biliyoruz. Gazeteciler de vardı, bilim adamları da. Aa, benim de Bak hatırladığım örnekler var, var ama MIT'in kendi mensupları da var mesela. MIT'in kendi, şey kendi şey, mensupları da var. Mensupları var. Dış istihbarat güçlerine, İran istihbaratına. Amerikan istihbaratına, İsrail istihbaratına çalışanlar oldu geçmişte. Halen de var Türkiye içerisinde bu bu tür insanlar var ya bu kadar e, mesela geçten bir kaynaktan derlediğim bilgi vardı. 700 burada Türkiye içerisinde dış istihbarata çalışan etki ajanı var 700 civarında. Bunlar siyasetin içerisine de sızmışlar. Bunların kodları modlarını gördük. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz şey, Milli İstihbarat Teşkilatı'nı tartışıyoruz ama Milli İstihbarat Teşkilatı gerçekten milli mi? Ne demek? Milliliği kaldı mı istihbaratın? 1982 anayasasından bugüne bakın milli istihbarat teşkilatına hiç dokunulmamış o günden yana 32 yılda evet. müdahale yok. Sadece özel döneminde çok gizli e, güçlendirmek için çok gizli yönetmenlikler çıkarıldı. Bu yönetmenliklerle güçlendirilmek istendi. O yüzden arkasından ne oldu. Niye? Bir sorun mu var? Türkiye'nin Birliği İstihbarat Teşkilatı'nı alenen kanunla yetkilendirmekte bir zorluğu mu var? Evet zorluğu şimdi var. Ne, Çünkü mitin, bir, dokunul, şimdi ne mitin şimdi? bir dokunulmazlığı vardı. Bakın bizim Türkiye'de tartışma mesele şu. Ben bu özellikle son dönemde bu Suriye ile ilgili toplantıya çok sert yazılar yazdım ben. Yani devletin varlığı konusunda bazı tehditler oluşmaya başladı. Burada AKP'yi savunmak savunmamak meselesi değil. Burada hükümetin tavrı çok doğruydu. Ben orada destek verdim. Niye destek verdim? Bakın. Efendim, Bayındırlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri bak, bunların hiçbir önemi yoktur devletler hukukunda. Devletleri temsil eden her zaman istihbarat kurumlarıdır. Çünkü devletin bütün mekanizması orada şekillenir. Tamam. Orası da çökerse. İşte, peki devlet kendi mitine niye dokunamıyor ya? Yani? İşte Türkiye'deki Türkiye'deki yapı. Yani MIT'in başka bir istihbarat servisinin güdümünde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz? MİT mi? aslında Neydi? dokunulmamasının en büyük nedeni bugünkü yaşanan erozyon aslında. MIT'e dokunulursa bozulur. MİT darbe alırsa sıkıntı yaşanır diye orası böyle kutsal bir yapı gibi korundu. Oraya kimse müdahale etmedi. Son 32 yılda hiç müdahale edilmedi. Özal'ın çıkardığı gizli yönetmeliklerin çoğu da uygulanamadı o dönemde. Halkçı Parti Sodep dönemindeki muhalefetleri yüzünden uygulanamadı. Bunlar <laughs> deşifre oldu. Şimdi niye milli mi dedim? E şimdi bakın Özal müdahale etti. Arkasından 96'da 17 Aralık 96 tarihli bir MIT raporu var. Bu rapor Çiller özel örgütünü deşifre etti. Başbakan Erbakan dönemin Erbakan'ı MIT'e direkt yazı yazdı. Çiller özel örgütü diye bir yapı var mı diye sordu. 17 Aralık 96'da MIT'ten yazı geldi. O yazıda Çiller özel örgütünün 700 kişiden oluştuğu bunu şemasıyla birlikte üstelik bu şema 1996'daki Susurluk kazasından bir ay sonra şekillendirilmiş şemaydı. Şimdi bugüne gelelim. Bugün tartışılan ne? Milliliği milliliğiyle ne Şunu çıkarıyor. Var ben Milliliği ben Hemen söyleyeceğim. Bugün ne tartışılıyor? Siyasetin emrine girecek bir istihbarat teşkilatından tartışılıyor. Milliliği şuradan çıkıyor. Muhafazakar ANAP'ın istihbaratı, Milli Görüşçü Refah Partisi'nin istihbaratı, efendim Menderes döneminin istihbaratı, Çiller Tansu Çiller'in iki başta hale getirdiği istihbarat, yani milli gitti, siyasi istihbarat teşkilatına dönüştü. Önümüzdeki süreçte bu, ya, bu taslak yasallaşırsa Erdoğan istihbarat olacak. Ne var o. mesela taslakta bunu Erdoğan istihbarat Şunu Şey, bakın, somut şu, ne var? Ben şunu söyleyeyim. En başta bak şuradaki maddelere ben iki gündür inceliyorum. Bizim dünkü manşet bugünkü manşetimizde de bu var aydınlığın. Şu var. Ben buradaki aslında maddelere gülüyorum. Bakın ben 25 yıldır terör örgütlerinin içinde istihbarat birimlerine sızmış örgütleri izliyorum. Bunların hiçbiri aslında çoğu önemli değil. Banka <laughs> bilgi alıyor. İstihbarat zaten bankalardan bilgi alıyor arkadaşlar. Alıyor. Gözümle gördüğüm belgeler var mahkemelerde. Üniversitelerden bilgi alıyor. Mahkemeden dosya. Herhangi Türkiye'deki bir MIT mensubuna ben dosya vermeyecek bir hakim göremiyorum ben. Mümkün değil böyle bir şey yapamaz. Peki. Şimdi bankalardan bilgi diyor. Peki bankalardan bilgi almayı buraya koymuşsun. Şimdiye kadar devletin önüne giden falan istihbarat kurumunun falan uyuşturucu kaçakçısının bankadaki bu mal varlığı nereden çıkıyor oradan? Mahkeme istemeden MIT alıyor onu. Şimdi bu da var orada. Şimdi burada Peki savcılar... Peki MIT'i siyasallaştıran ne? Yani miti, yeni miti olan ne? Siyasallaştırılan MIT'i siyasallaştırılan günümüzdeki koşullar. Hükümetin... Hayır, hani yasa tasarısı da yasa metninde hani Yasa ne var? metninde. Şu Hangi bakın, madde MIT'i şu, siyasallaştırıyor? Şunu söylüyorum. Bakın e, burada fiziki olarak Metin siyasallaştırması yok. Arkadaki mekanizma, bürokratik açıdan ha, yönlendirme var. Evet, bir katkı o, yapabilir miyim? Tabii. İlk metin çıktığı zaman şu tartışıldı. Milli İstihbarat Teşkilat Koordinasyon Kurulu'na baş, başkanlık etsin denildi. Evet. Bu metin, en çok eleştiri buradan geliyordu. Yani başbakana bağlanacak mitin. Evet. İkinci metinde bu çıkartıldı. çıkartıldı. Dolayısıyla yani sizin dediğiniz bu tartışmanın en azından metinde böyle bir kalmadı mı? Diyorum. Kalmadı tabii diyorum. Ya Ama dediğiniz işte... tartışma çok anlamlı. Bence tabii. bunu buradan konuşmak şimdi... gerekir. Siyaset müdahil olabilir. Şunu mi? söyleyeyim. Özür dilerim. Özür dilerim. Ben de dağıtmadım. Bu arada bak, düşüyordum ben burada. Bakın, burada buradaki Sorun mu var sandalye? Galiba Şimdi ha, buradaki eee yani. mit yurt dışı dinleyecek ya da yurt dışından gelen diplomatları dinleyecek. Zaten yapıyor. Zaten takip ediyor. Ben dün gördüm. Dün Kapalı Çarşı'da İngiliz büyükelçi dolaşırken MIT mensupları etrafındaydı hepsi. Ha bunları <laughs> Ya şimdi sizin çıplak gözle görebildiğiniz şey evet. İngiliz evet. Büro, diplomatı görmüyor mu? Görüyor ya çünkü önünde dönüyor. çünkü. Yani şimdi bakın bir şey söyleyeyim mi? 15 kişi vardı. Kahve getiren garson ne dedi biliyor musunuz? Bak mekanın adını vermeyeyim. Abi dedi ki bu arkadaş dedi ki mitten buraya zaman zaman gelir. Bakın 7-8 tane İngiliz güvenlik görevlisi ulaşıyor Ama ileride köşede e, karşıdaki fes takan adamın, biblos atan adamın simitçi, oturan insanlar falan. ve tanıdı bunu. Şimdi bakın bu yapılıyor. Onun dışında resmi olarak... Yani bunu siz de tanıyorsunuz o zaman herkes çıplak Efendim orada 15 kişi içinde gördüm bunu dün gördüm. Yaşadığım bir şeyi söylüyorum. Orada garson tanıyor. Bir Peki. şey daha söyleyeceğim. Yani bakın, bu durumda bu durumda mit siyasallaşmış mı oluyor. Ya hayır. <laughs> bakın kaygı şu. Tekrar söyleyeyim. Şimdi tekrar söyleyeyim. Bakın Menderes'ten sonra, Menderes iktidarından sonra mitin üzerindeki siyasi operasyonlar artmış bugün gerçek. Özal başlattı bunu. Tansu Çiller, Erbakan bugün bakın bugün Suriye olayı ve <laughs> Fethullah Gülen cemaatine yönelik e, operasyonlar sırasında bunun ortaya çıkması çok düşündü Bu tartışma <laughs> hep bize eşlik edecek bu tamam. söyledikleriniz öyle anlaşılıyor. Tamam. Bence de tartışmanın asıl e, tartışılması gereken mecra aslında bu yani evet. Yani içeriye ilişkin işte Mete Bey'in evet. e, bahsettiği tek tek maddeleri aşan e, bir ruh tartışıyoruz aslında yine. Bir sürü maddede yasa teklifinde vesaire olduğu gibi bir yani kurumun siyasallaşması. Metine bağlı bir tartışma değil, değil aslında. metne, metne bağlı, bağlı bir tartışma, bir tartışma değil. değil. Tıpkı internet yasasında olduğu gibi evet. metne bağlı bir tartışma yapmıyoruz. Ee, çok baştan beri karar verdiğimiz bir ezberle MIT siyasallaşıyor mu? Siyasallaşmıyor mu? Mesela bana kalırsa MIT siyasallaşmalıdır ama hep bunu söyleyince bir yanlış anlaşılmaya yol açıyor. Siyasallaşmalı derken MIT'in meclis Ise bakanlar Kurulu'nun e, denetimine ve e, yetkilendirmesine açık bir kurum haline gelmesidir. E, başbakanın e, koordinasyon kuruluna başkanlık etmemesinde bir esprisi yok. Zira doğrudan Başbakana bağlı müsteşarı başkanlık ediyor. Şu vaziyette eşitler arasında ben, birinci ben, pozisyonu bence de var Bence en gibi. masum şey oydu yani. Değişmesi de hiç önemli değil diye. Ya, onun dışında da Aynen. bence benim hani siz tabii ki güvenlik uzmanısınız. Yani. Belki bizim göremediğimiz Ama çok önem atfedildi ona. Şimdi bir sağdan diğerine geçiyorsunuz tabii ama ki, e Bey bunu masum bir şey olarak görüyor ama bu tasarı ilk çıktığında üzerinde tepinilen kıyamet koparılacak buydu, buydu. Yani vay başbakan masanın Aynen başına öyle. oturacak, MİT müsteşarı ve işte istihbarat kurumları da oturacak. Açıkla gözde görülen ilk şey oydu, ilk madde oydu. Şimdi e, ne sakıncası var peki onun? Yani işte başbakan bence bir sakıncası başında... yok zaten ee, adı üstünde başbakan yani mit kurum olarak hayır bağlı yani değil mi? Yani şöyle başbakan? bir şeyden şikayet etmiyor muyuz biz? Türkiye'de darbe olacağını haber e, siyasilere darbe olacağını haber vermeyen mit. e, bir mit'ten yani demirel Azerbaycan'da e, darbe olacağını haber veriyor ama Türkiye'deki darbeler siyasilere haber verilmiş. Vermeli mi? Vermeli mi? mi haber? Akif Bey biraz ya, önce özür Tersden gidelim. Ki tabii sağ, ki vermeli. dışına çıkan bir kurum var söyle. En üstte yani onu darbe dışına çıkmak demek değil mi? En üstteki verdiği o zaman millilik bence, vasfını kayıp e, mı etmiş oluyor? Bence kaybediyor. Darbe mi oluyor? Şunu yani, söylememek, şunu söyleyeyim. Kırf noktası bu zaten. Sade edin şunu söyleyeyim. E, neye ne millilik diyoruz? Yani ben milli benim millilik olarak tanımladığım şey e, Milli İstihbarat Teşkilatının Yurt dışında daha aktif olması, e, fa, fa, affedersiniz ben isminizi... Mehmet Faraç. Bey'in dediği gibi biz de eskiden işte e, milli istihbaratçıları tanırdık. İşte e, okulun kapısındaki işte bilmem e, simitçi şu bu falan filan. Bu, bu işlere çok fazla bulaşmayan daha ziyade e, dışarıda e, operasyon ve... E, ...yetkisi olan ve kabiliyeti olan, mahareti olan bir istihbarat teşkilatına döndürmeye çalışıyorlar... Ben öyle anlıyorum bütün bu e, yapılmak istenen şeyleri de az önce Mehmet Bey yine ifade ettiği şey hani bir şey var diyor dokunulmuyor işte. yani Özal zamanında işte gizli bir takım yönetmeliklerle bir şeyler yapılmaya çalışıldı. Çok gizli yönetmeliklerle. Şimdi kimin duymaması gerekiyor ki o kadar gizli yönetmeliklerle? Demek ki başka istihbarat e, birimlerinin başka istihbarat teşkilatlarından kaçırılan onlardan gizli yapılmaya çalışılan bir şey. Tabii. Ben öyle anlıyorum ki bugün yapılmaya çalışılan şey de aslında başka istihbarat istihbaratlardan bağımsızlaşmış, kendi kendine manevra alanı açmaya çalışan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki yine içinde eleştirebileceğimiz şeyler vardır. Tasarıdan bir şey okuyabilir miyim? Biraz önceki bir tartışma ben çok soru, önemli. Tabii tabii, burada ha. buradan devam edeceğiz. Tamam, Şimdi, eyvallah. Şimdi e, Halime Kökçe e, şuna da yanıt verirse, Hı? Mehmet Faraç der ki, e, sizin söylediğiniz gibi eğer MIT istihbar ettiği, önden haber aldığı takım junta faaliyetlerini darbe teşebbüslerini Darbe teşebbüslerini hükümete başbakana haber verirse Millilik vasfını kaybeder. Şimdi o zaman bunu siyasallaşmış edelim. olur. Mehmetine yani biz partinin istihbarat örgütü Böyle mi diyor Zaten, acaba Mehmet Bey? Öyle mi söylüyor musunuz? Zaten bu meseleyi ortak bir zemin de konuşamayacak kadar farklı yerlerden Yok, bakıyoruz meseleye. Önce yani. önce. Bakın ben şunu söylüyorum. M Sizden teyit etmek tabii istiyorlar milliliği yani. milliliği çıkmış millilikten. Neden odak, işte çıkmıyor? darbeyi haber verirse millilik vasfını kaybeder Bakın dediniz. şimdi bu, bu ne yasa demek? yasa gereği mit e, bir devlet kurumu. Başbakan o devleti yönetiyor, hükümeti yönetiyor. Aslında e, pratikte haber vermesi gerekiyor. Ama haber verince millilik vasfını kaybeder Ama şimdi bakın şöyle bir şey var. E, devletin içerisinde Devletin âli menfaatleri, Kendi, siyasilerden daha şunu, çok önemseyen başka bakın, bir akı bakın, var. şunu söyleyeyim. Bakın Osmanlı'dan bu yana, Osmanlı tarihini okuduğunuzda da devletin içerisinde özellikle 17. yüzyıldan itibaren gelişmiş bir yapı var. Devlet kutsaldır, dokunulmaz. Bunun ana çekirdeği nedir? O ağacın gövdesi değildir. O ağacın dalları, meyvesi falan değildir. O ağacın yapısıdır. O yapı bozulursa dal kırılır, kök çürür ve devlet biter anlayışı var. 17. yüzyıldan itibaren geldi bu. 1900 te teşkilatı mahsusadan hatta daha geriye gidelim. E, Cumhuriyetin ilk kuruluşundan Milli Amele Cemiyeti'nden bu yana kur, yapılan bir yapı var. Bu yapı ne yapmış? Kurulduğu dönemde ne yapmış? Türkiye dört bir yoldan kuşatma altında. Devletin içerisinde bir taraftan Kurtuluş Savaşı'nı sabote etmek isteyen gruplar var. İngilizler, Fransızlar, Almanlar var. Kim devletin karşısında bir tehdit bilinmiyor? Bir ana çekirdek oluşmuş. Bu ana çekirdek iddiat ve teraki gibi algılayın şunu. Devlet. 1960'a kadar kimse dokunmamış. 82 şimdi... anayasasına nedeni o gün Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullardır. Bakın terör ortamı bir gecede biliyorsunuz kesinlikle. Çok... Devlet bir tek o ben, dönemde terörü özür dilerim, terörün müdahale etmediği. Terörün çok vuramadığı, bakın Ermeni terörün dışında söylüyorum, <laughs> o yapı var, o yapıda misin? kendini korumak zorunda. Ben zorundayım. de şimdi e, Mite dokunulmadığını söylüyorsunuz, evet. ben de aslında çok tartışmanın gidişine müdahil Dokun, olmaktan zorundayım. yana bir moderatör değilim, e, değil. tarzım <laughs> o değil. Fakat mesela çok cemaziyel evvelinden tamam. alırsak asıl noktayı i̇zleyici, kaçırırız, izleyici kısa bizi, takipte, tamam. bizi takipte zorluk tamam. çeker diye bir endişem tamam. var. Soru şu, ilerleyebilmemiz için hani somut gidersek, evet. soru şu... Bu ülkenin bir istihbarat teşkilatı var, adı Milli İstihbarat evet. Teşkilatı. Evet. Ee, bu Milli İstihbarat Teşkilatı, hükümete karşı kanun dışı bir girişime başbakana haber verirse, evet. darbe kanun dışı bir girişim değil mi? Tabii ki. Bu, kanun dışı bir girişimi hükümete haber verirse, hükümeti uyandırır sabah darbe geliyor diye. Neden? siyasallaşmış olur. Neden millilik vasfını kaybeder? Neden siyasetin ya da bir partinin emrine girmiş olur? Partinin istihbarat örgütü Milliden olmuş olur. Milliden ne anlıyoruz? Bu, bir defa buna bir baksak mı Yani bunu açıkta kavuşturalım Çünkü tartışma bunun üstünden gidiyor şimdi. E, öyle bir açık mit var, var aslında var. da hani şimdi e, 12 Eylül'ü bildirme diye emir. Aslında 12 Eylül Mit bildiriyor. Hatta e, bir hafta önce Şehir de, efsanesi ya, bu. bu şehir efsanesi. Çünkü e, Süleyman e, Demirel'in kendi Şevval'e de kendi bana haber verdi diyor. Hayır ama şöyle bir şey var. Zaten bakın ama şöyle bir olay var kendisi daha şunu söylüyor. O kadar gergindi ki ortam diyor. Bana her gün birileri geliyor. Askerlerin toplandığını, bu yapıldığını, bir hafta sonra bunların olabileceğini bana söylenmişti diyor. Hatta bununla ilgili milisifaa teşkilattan ben bazı kişiler de gelip bana söylediler diyor bununla ilgili. Söylenen ben şey anlamadım gibi bir şey söylemiş Yok. oluyor. Yani ya dediler her de ben de, anlamadım. Hayır, yani herkes bunu, biliyormuş da mitin başka edecek, şey Bunu mi? bertaraf Mette edecek, bunu bertaraf edecek güç bulamadım diyor. Şimdi yani arkadaşlar, söylemeye çalıştığı bakın. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kendisi uyandırması değil. Bunu, bunu, engelleyecek olan bir gücü bulamadım. Mete Bey Mah şunu diyor. burada biraz algı sorunu var bence dönemden itibaren. Ya mesire ne? Bir çıkıp canlı yayına kameralar arkadaş yarın e, şey olacak ya da çantayı alıp gidip başbakana yarın darbe olacak diyebilecek bir konuma var mıydı acaba? Hayır, darbe örgütleri darbeden ön, önce oluyor. Darbeden önce. Peki darbeden önceki dönemi anımsıyor musunuz? Ülke Şunu zaten sıkı yönetimle yönetim yönetiliyor. Onu yaratanlar da ya. sizin dediğiniz zihniyette. Şunu söylemek istiyorum. Milliden Hayır. anladığımız ne bizim? Milli, milliden benim anladığım milli iradeye sahip çıkması gerekiyor bütün kurumlarıyla. Siz diyorsunuz ki devlet içerisinde bir yapı var. O bazen yani milli yani iradenin de önüne geçebilir. MIT diyorsak bunun milliliğini tartışıyorsak eğer yabancı istihbaratların işte güdümüne girip girmemesini falan siz milli iradeye sadık olacaksınız. Bu noktada başbakana darbe yapılmıyor. Orada... Milletin pardon milletin Doğru. iradesine parlamento yapılıyor. Her yerde çağdaş demokrasilerde ya da kurumsallaşan yerlerde siyasetin müdahil olmadığı alan sorun olarak görülür. Mitin, Vurdur orası. MIT'in haber vermemesi sorunundaki algıyı söylüyorum. Bakın MIT'in ha, haber, böyle zaten. haber vermemesi gibi bir meselenin yanlışlığı şurada. Zaten Darbenin yarısının %75'i oluşmuş her yer sıkı yönetim. Çoğunda mitörgütlemiş. Sizin bahsettiğiniz 12 Eylül öncesi Maraş'ı şu bu hepimiz biliyoruz. Ama dediğim bugün ben... ne konuşuluyor? Bakın siyasal iktidar. Yani milli bir... sorduğun için milli cevabını vereyim. Diye. Eyvallah şunu bitireyim yani, tamam, söyleyeyim. Okay. E, siyasal iktidar her alana müdahildir. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da milli iradenin tecelli etmesi için elbette yasal düzenlemeler yapar. Ve siyaset kurumuna bağlı olması bir sorun teşkil etmez. Seçilmişlere bağlı olması bir kurumun niye sorun doğuracağı düşünürsün? Niçin gayrimilli olacağı şey, düşünürsün? Gayrimilli mi? Onu diyor. Evet, yani bürokratlara bağlı olursa biz o kuruma güveneceğiz mi? güvendik. Üç tane darbe yedik. İki üç tane işte muhtıra yedik. Bilmem ne yedik. hükümetler içe sayıldı. Parlamentoya girildi. biz bu paradigmayı bence Siz Amerika'da herhangi bir... Şu cevabını vereyim. Allah tarikatının lideri çıktı. Ya hayır ben siyaya bir adam atayacağım. Hayır sen atayamazsın. Hayır ben tutuklatırım. Hayır mahkemeye çağırırım. Böyle bir yapı var mı? Millileş diyorsunuz? Şunu Siyasallaşma sadece ama siyasi parti olarak bir Mehmet Bey, Bey sorun var ama örneğin Hayır siyasallaşma yok. tartışmasıyla yok. gidelim de. Millileşmeyi <laughs> millileşmeyi bozan Bey, Mehmet Bey, Mehmet bir Bey. cemaatle Türkiye'de bir siyasi parti arası da Mehmet istihbarat kurumu üzerindeki hakimiyet kavgası. Bey, o ben milliliği ben. korumak zorunda. Cemaat ben. yokken de MİT sorunluydu Mehmet Bey. Efendim, yani böyle cemaat değildi. var. Cemaatin şu an taarruzda olduğu yoktu. Tarih bir döneminde sorunlu. bir cemaat bütün başına bu sol bu ülkede kendi hakimlerini kendi hakimlerini MİT başkanını Evet ifadeye çağırma gibi bir konumda değildi. Böyle bir gücü olamaz zaten. Çünkü mil zaten siyasal iktidara bağlıydı. Böyle bir sorun teşkil etmiyordu. Siyasal iktidar Kürt sorununda çözüm sürecinde bir politika belirlemeye kalktı ve dünyanın her yerinde olduğu gibi bunu da İstihbarat kurumunun başındaki isimle yapmaya çalıştı. Bu hata devrin... yaptı. Bakın hayır şunu gidip konuşmaları izlediniz, mi, mi, dilediniz ya askeri vesayetin yerini hayır, yeni hayır. bir vesayet aldığı için o da politika belirleme Bakın. hakkına müdahale etti. O konu o mit, bu. Omid aynı zamanda 1986'da sarı Mercedes'i götürdü. Öcalan'ın <laughs> evinin <laughs> önüne götürdü. Yanlış yerde patladı. Nasıl? Hataları var, yanlışlar. O bekaya bir kaya. Ya ama bu önemli konu ama Sürekli bu flashback'ler flash ama ben <gülüyor> örnekler <gülüyor> vermek zorundayım. ben bunları göstermek. Ben olay çok daha çok. Ama. Ben de de dağıtmadan, dağıtmadan. Yanlış mı? Yok yok doğru söyleyecek Teknik danışmanımız. MIT neden bu kadar tartışmanın odağına yerleşti? Buna da girdiniz biraz. Bunu da ayrıca zaten konuşacağız. Şu millilik işini de siz diliniz şişti. Aynen yani çünkü Melih Bey söylediği için şimdi Tabii biz Türkiye'de milli dediğimiz zaman hep aklımıza e, milli irade dediğimizde seçimle kazanmış olan yürütmeyi algılıyoruz. Aslında milli irade dediğiniz yer aslında Türkiye büyük millet meclisi. Tabii ki. İşte yani tecelli ya, tarbelecek ya, e karşı yapıyor zaten. E, sıkıntı şu, e, Avrupa'daki örneklerine baktığınızda, Amerika'daki örneklerine baktığınızda, daha doğrusu demokratik ülkelere baktığınızda uluslararası standart anlamında söylüyorum. Eleştirebilirsiniz hepsini. Aslında milli istifa, yani, e, istifa teşkilatlarının hesap verdiği yer başbakan değil meclisin kendisi meclise hesap veriyor. Şimdi Türkiye'deki sıkıntı şu. millilik kavramını eğer meclise çekersek milli irade dediğimiz kişi, kişiler olarak 550 milletvekilini koyarsak aslında sorun çözülüyor. Doğru. Ama sorunu başbakanın sorunu olarak algılarsanız o zaman işte o zaman sizin söylediğiniz Tansu Çiller'in miti e işte başka bir şey daha... Her Herbakan'ın... Ama parlamentonun yürütmesini hükümet yapar. Yani üstad, şimdi, yani. şimdi oraya geleceğim. Böyle bir şey olamaz ya. Bakın e, bu olay ilk geldiğinde ben de bir sürü e, bu konuyla ilgili yazı yazdım. Ve yazılarım içinde hep itirazım şunu üzerineydi. Parlamentonun denetimini açmadınız. Ve e, operasyonlar anlamında hesap veremediğiniz müddetçe. Ve bunu yaparken de Türkiye'deki e, işte iş tüzükle ayarlanmış olan komisyonlardaki İktidar partisinin oranına göre bakılmadan muhalefetle iktidar partisinin oranının aynı olduğu, 10 kişi ise 5'i iktidar partisinden, 5'i de muhalefetten olduğu bir sisteme geçmediğiniz müddetçe parlamenter sistemin MIT'i denetlemesini engelleyemezsiniz. Yani şey denetlemesini Basit bir kuramazsınız. Sorun var. Basit. Şimdi tam oraya geliyorum. MIT'i şu tam milli kavramı olsun da. Mesela Amerika'da e, milis Milli Siparat Teşkilatı'nın pardon CIA'nin başına birisi geldiğinde başbakan, şey başkan atıyor. Ama onayını veren kim biliyor musunuz? Komisyon. Büyükelçiler de öyle. Ama hayır, başka hayır ama şey yani... ama şeyi olmak, komisyon olarak da çok Başkanlık, başkanlık sistemi o ama. Hayır hayır ama bakın şöyle bir şey var. Ee, şey de bu, öyle şey için de geçerli <laughs> bu. İçler dengesi orada bu, böyle İngiltere kuruluyor. Işte, geçerli. İngiltere için de geçerli. İngiltere için de geçerli. İngiltere de e, komisyon kararını veriyor. Önüne çıkıyor ve her türlü konuda çağırıp CIA Başkanı'nı e, rapor isteyebiliyor. Komisyon üyeleri nasıl bir şeyle aritmetikle e, e, sahip? Tamamen siyaset tamamen siyaset. Beş beş. <laughs> yani demokratlardan <laughs> i̇şte beş. E, işte Cumhuriyetçilerden beş şeklinde. Yani diyor. parlamentoda senatodaki sandalye sayısıyla orantılı olmak. Zaten o iki tane de... parti olduğu için sorun değil de ama e, mesela İngiltere'de e, komisyonda istihbarat komisyonunda e, eşit üye var. Yani Hı. ana muhalefetle şey arasındaki oran ay. neden biliyor musunuz? Çünkü istihbarat dediğiniz şey aslında e, Melih Bey ona değinmeye çalıştı. Yalnızca siyasetin e, nasıl diyeyim kumpaslardan korunması değildir. Aslında ülkenin kumpaslardan evet. korunmasıdır. Ama kumpas yapmadan korunmasıdır. Sıkıntı budur. İstihbarat kurumları kumpas yapmaya çok uygun kurumlardır. Çünkü bir tane yani de fiilen böyle kurul yok, şey, kurum yok ama değil mi? Yani efendim, bir, şey de, bir tane fiilen böyle işleyen kurum da yok şimdi, herhalde. E, burada, Hangi e, Mosada, CIA hepsi hukuk dışına da çıkarlar. Şeyde, ama şöyle kendi e, ülkelerine çıkamazlar. Evet. Mehmet i̇şte, Bey, Bey bu aydınlığın konuşam, Bey. iç Türkiye'de, iç manşeti. Milli İstihbarat Teşkilatı yurt dışındaki görev kapsamına olarak her şeyin altına imza atabilirsiniz hukuk anlamında. Ama onu kendi ülkenizin sınırlarına çekmeye çalıştığınızda duvar vardır, sokamazsınız. Peki, İtirazımız bu. Milli Para Teşkilatı Mete Türkiye'de Bey. sistemi koruyamaz. Mete Bey. Onu söylemeye buradan, çalışıyorum. Bu tamam devam edeceğiz. Şimdi, e... bir, bir bir ara vermemiz tamam. lazım. Sonra Halime Kökçen'in elinde bir e, gazete küpürü var e, ve bir sorusu var. Oradan <laughs> devam edeceğiz bu siyasallaşma tartışmasına. Belli ki bir süre daha devam etmemiz gerekecek. Kısa bir e, aradan sonra tekrar birlikte olalım. Tekrar birlikteyiz. Baştan sona kaldığı yerden devam ediyor. MIT'i konuşuyoruz. Meclis gündeminde yasa metni çerçevesinde ama iş biraz da MIT'in siyasallaşıp siyasallaşmadığı üzerinden yürüyor. Oradan devam edeceğiz bu bölümde de. Halime Kökçen'in bir sorusu var, bir ya, gazete küpüründen hareketle. Evet, evet. Hareketle. Şimdi Mehmet Bey biliyordur kendi gazetesinin küpürü. Yasayla mite MİT suç işleme serbestliği getiriliyor diye. Şimdi benim anladığım ne demek o? Yasayla e, suç ya, işleme serbestliği şu, getiriliyor. Şu, şu benim anladığım şu. E, hatırlayacaksınız hepimiz hatırlıyoruz. E, Hakan Fidan'ın e, tutuklanmak üzere. E, bir, bir operasyon bir Şubat. yapıldı. 7 Şubat olayı. E, Keza Kezamit tırları çok yakın zamanda şimdi onunla ilgili bir e, soruşturma var. Bir takım tutuklamalar da oldu bildiğim kadarıyla. Şimdi bunlar MIT'in e, <laughs> faaliyet e, işte yönetmeliklerle belki yani o gizli yönetmeliklerle yapmaya çalıştığı faaliyet lerinin aslında bir suç olarak savcılık tarafından telakki edilmesi ve bunun üzerine bir işte kovuşturma soruşturma sürecinin başlatılması ile ilgili. Şimdi e, zannediyorum Mete Bey de Mehmet Bey de MIT böyle şeyler yapar, hiç kimseye karşı da sorumlu değildir diye bir tezi savunduğunuzu düşünüyorum ya da öyle MIT algıladım. MİT'in yasa dışı. E, yasa dışı e, bir şey yapacağı hayır, hiçbir şeyin yanında değil. Hayır, ben. şöyle bir şey. Yasa dışı <laughs> dediğim şu. Milli sani, sani, sani. ben milliliğinin bozulmasının Cumhuriyet'in, ülkenin geleceğiyle Hayır, ilgili dış tehlike açısından sorun yaratacağını söylüyor. Hayır, söylüyorum. onu anladım. Tamam. Onu anladım. Mesela siz e, şunu açıklıkla ifade edebilirsiniz. Hakan Fidan'ın e, işte Oslo'daki görüşmeleri yürütmesini... Ki o zaman Hakan Fidan baş aktör de değildi. Ee, i̇şte PKK terör örgütüyle çözüm sürecinin müzakeresini, şunu bununu yapmasını e, ne olarak addediyorsunuz? Yani mitin böyle bir vazifesi, tanımlı, tanımsız böyle bir vazifesi var mıdır, yok mudur? Ee, söyleyeyim, cevap vereyim ben. İzledim. Tamam buyurun evet verin. Yalnız ben... kısa verin. Işte Hayır devam, devam edeceksiniz. Diyeyim, evet, ben zaten devam kısa konuşamayacağım merak etme Çok özetle şunu söyleyeyim. Ben mitin terör örgütleriyle gidip masada ortaya çay kahve koyup hasbihal etmesine karşıyım. Bu biraz madem bir şey yapılacaksa terör çözülecek. Siz şekline karşı. Efendim yani. okumadık mı şeylerini MIT'in bayan genel müdür yardımcısının o ne yani kahve sohbeti. Sanki dünden daha da birlikte çatışmışlar gelmişler. Böyle bir istihbarat anlayışı olamaz. MIT gidip bakın ne diyor. MIT mensupları görevlerini yerine getirirken ceza infaz kurumlarında tutuklu hükümlerle önceden bilgi vermek sureti görüşebilir. Görevinin gereği terör örgütleri dahil olmak üzere milli güvenlik tetkilenen bütün yapılarla ya irtibat kurabilir. Şey Dünyanın her yerinde ben böyle yapıldı Mehmet Bey. Bu yasa... pozisyonlarda bile görüşebilirler. Bence, Bence görüşemezler. Bu şekilde görüşemezler. Hayır bunu siz ha, tanımlayamazsınız. Efendim, mitin, böyle bir ortam olur ki bakın, belki... KCK tam da, operasyonların... Tam KCK, için bir mizansen bile gerekiyor olabilir. Böyle oldu. Yani İngiltere'de bu, de böyle oldu bu, bu, bu arada. Terör örgütünü yani, çökertmek yani, için... Her yakın örnek var şu an. Örgütün içerisine sirayet etmek başka... Siyaset gücü gibi gidip örgütün tepe noktasından bir başka ülkede gizlice görüşmek Şimdi başka. Başka yani, nasıl yani, olur çözüm bari. süreçleri? Mesela evet. İspanya'da bir tane de nasıl baş... olur? John Major gitti görüştü Bak, bu adamlarla bakın. De ama de, İspanyol, yani. Amerika, İspanyol, e, İspanyol istihbaratları falan hayır, öyle bir şey. Hayır, hayır. Şunu yani. anlatayım. John Major yani gitti, gitti. görüştü. Efendim, Efendim? Mitin ne işi var? Bu dişleri yok mu? Yani her yerinde emni çözüm süreçleri istihbarat eliyle el oldu. Bakın, bakın şunu sonlandan... söyleyeceğim. İngiltere, Britanya'da da böyle oldu. İspanya'da da böyle oldu ve samimiyet konusuna gelince John Major gidiyordu diremiltanlarıyla görüşüyordu. O diyaloğu sağlamak için güven vermeniz gerekiyor. Oradaki diyalogların hiçbir önemi yok. Ne konuştuğunuz önemlidir. Parlamento'ya geliyordu. Muhalefet ona diyordu ki, "Gittin teröristlerle görüştün. Sohbeti öyle yere getirmiştik John Major." Hayır diyordu. Böyle bir sohbet yok. Başka bir şey konuştuk diyordu. Yani terörün konusunu konuştuk bile demiyordu. Yalan söylüyordu. Sizin bu söylediğiniz nokta çok tali bir ya. konu. Hani sohbetli bilmem ne falan filan. operasyonların içerisinde 600 istihbarat elemanı sokuldu, mahkemelere yansıdı. Bakın. Şimdi bazı an bakın. Bu Oslo'nun dışında bir. Konu. Bu bir saniye. İşte Mete örnek Mete yararım. Devlet Bir saniye. İstihbarat örgütün içine mi sızacak? Yoksa gidip örgütü muhatap alıp bir, bir siyasal çözümün orada kuklası gene, olacak. Gene aslında Mesela burada, siyasal an... çözüm için görüşme gerekiyor. Doğaçlama evet. ilerliyor. Öbür konu kaynadı. Hani siyasallaşmayla devam etmek istemiştiniz evet. siz evet. bir önceki bölümde evet. ama evet. olsun olsun. olsun bu, bu Bununla ilgili e, Mete ben Bey bir şey söyleyecek. Şimdi e, ben e, Mehmet Bey'in e, söylediğinin bir konusuna katılıyorum. Ama e, şöyle de bir e, tecrübesi şey var. Taze örnek var dediğiniz neydi? Ha, taze Ol, örnek, e, örnek CIA'nin şu anda Taliban'la görüşmesi. Çok taze örnektir. Şu anda CIA Taliban'la görüşüyor. Demek ki dünyada istihbarat teşkilatları bu işleri yapıyor. Ama, yani, ama şöyle ama şöyle yapılıyor. Bakın orada ya. şöyle bir teknik hata vardı. O teknik hataydı daha sonra. Hatta bir gün e, Başbakan veya e, konuyla ilgili birisi söyledi. Yani çok yetkili birisi, AK Parti'den birisi söylemişti. Biz bir hata yaptık. Aslında başka bir ülkede bu toplantıyı yapmak çok büyük yanlıştı. E, Norveç'te yapılmıştı biliyorsunuz ve eee O evet, deniyor. Ve İngiltere ve Norveç'in aracı buluculuğuyla bir araya gelmişti. E, ben de katıldığım konu şu. E, bu tür görüşmelerde e, araya tampon konulur, araya bir aracı konulur, araya bir e, vasıta konur, e, mitonu hem, kullanır. Hayır, yani, hem, aynen saniye. Yani. Hem ama üçüncü, gidip karşına bir saniye hem üçüncü ülke Sabri oku alıp konuşmaz üçüncü ülke olmaz hem ülke üçüncü ol. ülke, ülke olmaz ol. hayır örnek örnek anlatacağım sırayla... örnek anlatacağım hayır örnek anlatacağım sırayla örnek anlatacağım arkadaşlar şimdi sizin şimdi ben, Sizi, ben şöyle şöyle örneğinizden bir örneğinizden gidiyorum metre örneğinden özür dilerim bir örnek bakın şimdi dedi ki efendim CIA'ya gitti el kayda yakın oradaki Taliban'la Taliban'la konuştu Bakın başka bir e, ama direkt demedim. E, hayır, hayır. Konuşuyorlar. Ben şunu söyleyeyim. O, o dediğiniz CIA Gitti Rus-Afganistan savaşında. El-Kaide Usama Bin Laden'i aldı. Suudi Arabistan'daki e, müteahhiti getirdi, örgüt kurdurdu. Kullandı. Afganistan'da Ruslara karşı bu şekilde kullanıyor. Gidip onunla... Şimdi odak odak öyle gidelim. Odak öyle bir şey değil. Hiç bak, bakın teknik olarak İra, aynen. E, Britanya ve İspanya örnekleri. Teknik olarak teknik olarak koordinasyon yeri Milli Teşkilatı çok doğru bir yerde. Hiç bunda konuşacak bir şey yok. Yani Hiçbir kurumu buna karıştıramazsınız. Evet. Ne Silahlı Kuvvetler, ne Emniyet birimini, ne Adalet Bakanlığı karıştıramazsınız. Yani devlet bu işi yapacaksa bu işi evet, yapacak evet. bir kurumu Aynı var. Öyle. O da Milli i̇stihbarat, i̇stihbarat İstihbarat kurumları Dünya yani her zaman da böyledir. Ama Peki. şöyle bir şey var. Türkiye'nin böyle bir tecrübesi yoktu. Yani e, bu tür konularda karşılık nasıl görüşülür, nasıl yapılır bir yani tecrübesi biliyorsun, yoktu. Bir acı bir ya, tecrübe yaşadı yani. Acı bir Aklısınız. tecrübe yani yaşadı bu ve aracıları aradan çıkarmak aynen, durumunda hissettiler. Aynen yani. oraya geldi. Orada da bunun bedeni çok ağır ödedi. O evet. osta görüşmeleri kayda alanların servis edilmesi bunun bedelini çok ağır ödedi onu söyleyelim. Ay siz diyorsunuz ki bir tampon olmalı, bir aracı oraya olmalı ama oraya aynı geliyorum. zamanda diyorsunuz ki üçüncü bir taraf olmamalı ya da üçüncü, ha, üçüncü bir ülke, ülke de olmamalı. 3. ülke dedim. Türkiye'de İngilizler mi arabuluculuk yapacak? Oraya, oraya geleceğim, Kim oraya, yapacak? oraya geleceğim. Normalde bu işleri e, çoğunlukla sivil toplum örgütleri yapar. Yani sizin kendi ülkenizde ki aktif olarak kullanılan sivil toplum örgütleri araya girerler ve bunlar askerlerin oradan getirilmesi gibi. Aynen öyle. Giderler e, alırlar, giderler, gelirler ve bu görüşmelerin ana taslağı orada biter zaten. İkili görüşme en son aşamadır ve en son aşamada bitirilir. Yani biz hep şunu tartıştık. Bugün. Mahremiyetini sağlayabilir misiniz Ay, Sanki Sağlar, ama o şekilde modelleri var. Yapılmış sonuca ulaşılmış Hı. modelleri var. Türkiye onu denemedi gibi bir şeyden bahsediyorsunuz. Yani biz şu Son barış e, süreci, aynen öyle, süreci, aynen öyle, aynen öyle, şey, süreci aynen, dediğimiz aynen öyle, şey aynen, bakın, sadece aynen öyle de, sadece öyle ve sadece bu işin oldu? iki de, aktörlü olmak sonucu, sayesinde sen bugüne gelebilir. Yani. Şöyle yapan, Öyle değil şöyle, mi? Şöyle, gidelim. aynı anda aynen, doğrudan, şey Örnekleri var onu söylüyorum. Bir uyarı yapmam lazım. Birkaç kez oldu. Ee, ...anlaşılmıyor seslerimiz. Peki, Onun için... He, şöyle ...aynı anda konuşmazsak... E, Şimdi iyi olur. ...çok çok iyi Dünyada olur. Dünyada birkaç tane... ...birbirine benzer, birbirinden farklı... örnek ...örneklemeler var ama hepsini bir araya koymak... ...mümkün değil. Bunu... ...Güney Amerika ülkelerinden... ...söylenecek ülkeler var. Bizim işte kıtamızda, Avrupa kıtasında... ...olan işte İngiltere örneği var. Bir de ETA örneği var. Bu iki örneğe, İspanya örneği var. Bunun ikisine de baktığınızda aslında son noktaya kadar gelinecek olan yerlerdeki hep bütün görüşmeler sivil toplum örgütleri tarafından yürütülmüştür. Ama kimdir biliyor musunuz? i̇stihbarat örgütü bu görüşmelerin takipçisidir, koordinasyonudur ve ama şu değildir. Masada müzakere eden değildir. Fatih Bey, e, şey, Mehmet Bey'e katıldığım en önemli şeyden bir tanesi o. Bunun müzakere ediliş şekli yanlıştı, doğrudur. Çünkü o zaman ne oldu biliyor musunuz? Müzakerenin daniskasını yaptılar üstad. Her yerde oturup ne tavizler verildi, neler konuşuldu. Bakın karşı örgüt şunu istemeyecek mi sizin? Sivil toplum kuruluşları senelerdir bunun için uğraşır. Hepimiz gazeteci ama olarak bile diyalog kanalları, pardon, diyalog kanalları açısında diye uğraşır Hepimiz, Sivil toplum örgütü üyeleri olarak konuşuruz. Ama örgüt şunu der, ben silah bırakmaya karar verdim. Bunun bir müzakere zemini olacak, bunu talep ederler. Siz kavga ettiğiniz insanla barışırsınız. Biz sizinle niye müzakere yapalım, neyi konuşalım? Bunu böyle adlandırmanız başka bir sorunun tartışma alanındadır ama devletle de de direkt azma de, ararız. E, Elbette arayacak. Ama olmaz Bugün işte, de şimdi yok bu yasa böyle bir örnek yani müsteşar yardımcısının oturduğu an, bir örnek yok. O kadar çok ki. Ya müsteşar mısın oturduğu an, bir örnek yok diyor. Velev ki hiç yok. Velev ki çok biz bu modeli deniyoruz. Yani bu olamaz. PKK ile bile görüşemedin. Abdullah Öcalan'ın liderliğinin altını çizdin, çizdin. Onu karşına koy. Pasaportta bütün deneyimlerini paylaşanlar İspanyol gizli servisiydi, İngiliz gizli servisiydi. Tabii ki var zeminleri ve biz onlardan öğrendik bu işi nasıl. MİT de Onlara danıştı. E, o zaman yanlış danışmışlar. Yani ama ya, ya. Ben de diyorum ki işte yanlış danışmışlar. Sizin çünkü... dediğiniz olursa sorun olur Mehmet Bey gibi siyasiler görüşürse devlet muhatap kabul etmiş olacak. O noktada problem başlar. Ben de bir şey söyleyeyim girersin. mi? en kolay konuşabilecek olan siyasilerdir. Bence siyaset. Bence siyasetin konuşulması o kadar kolaydır ki. Bence çünkü siyaset devlet değildir. Bakın siyaset Mete devlet, Bey. devlet değildir. Bence siyaset... çok daha rahat konuşabilirler. Hiçbir sıkıntı da olmaz. Ama evet. bir saniye. Çok Bence ciddi siyaset... bir sorun var. Bir saniye, bir saniye. Hiçbir sıkıntı olmaz diyorsunuz ama şimdi. MIT'in görüşmesine bile daha doğrusu MIT'e görüşme imkanı tanıyan Tanıyor, bir yasal düzenlemeye bile MIT'e MIT, e, MIT, e MIT e suç işleme yetkisi veriliyor diye başlık atılıyor. Evet. Şimdi Halime Kökçe şimdi, şimdi gösterdi. E, Sürecinin e, kendisi savcılar, Bakın, MIT'e MIT e soruşturma başlattı bundan dolayı. Ben bir ben, dolayı, şöyle bir ederim, siyasetçi bu burada bir yanıt veriyorum. Yani yani, yani, yani şöyle bir olay var. Şimdi, biz yani. manşetleri üzerinden e değerli savcılar ayak, bir tane soruşturma. Ama bak başlıyor. şöyle bir şey var. O dönemde yani hatırlar mısınız? O dönemde anketler yapılmış Türkiye'de. Türkiye bu görüşmelere nasıl tepki verdi hatırlar mısınız? Osmanlı görüşmeleri e, basından yansıdığında ve açık olduğunda to, t toplumun tepkisi ne oldu? Hiç. Hiç oldu. Neden oldu biliyor musunuz? Ve bununla ilgili anketler yapıldı. E, görüşülmeli mi diye. Ne çıktı sonuçta hatırlar mısınız yine? Görüşülmeli evet, diye. Indir, çıktı. Referandumda zaten bunu oylamışlardı. Ve oran da yani. %70'in üzerine çıktı. Yani hayır, anketler anlamında söylüyorum. Birçok anket yapıldı. Şimdi ee, bizim hani konuşacağımız şey şu, savcıların şuysa, ondan haberi yoktu ya bak, da etkilenmediler. Şimdi sorun değil. Elbet. Soruşturmayı Onu halk bakın, kamuoyu açmıyor. Ama siz soruşturmayı e, savcı açıyor Şöyle bir şey var ama şimdi şöyle bir şöyle bir sıkıntı var. Ee, bizim konuştuğumuz teknik anlamda bir e, konuysa bunun cevapları çok net ve açık. Hayır, hayır ama konuştuğumuz. Siyasal şu. hayır, siyasal anlamda siyasal anlamdaysa bunun tartışacak çok tarafı var. Yani bunu nasıl yapılırsınız, nasıl yapar, başbakan girmeli mi girmemeliydi? Ben de söylüyorum. Siyasetin içinde olmadığı hiçbir çözüm e, şey gitmez. Evet. Zaten doğru, siyasetin denem. arkasından durmadığı zaten e, içindeyiz ama biz aracıları konuşmuyor muyuz şimdi? Kiminle? Oraya şimdi Tabii şimdi ki Erdoğan'ın bu çözüm projesi Başbakan Erdoğan'ın projesi. Bunun böyle bir yok. Bu doğrudan bastıramazsınız. Zaten, zaten yani e, biz de sadece onu tartışmıyoruz. Burada tartıştığımız konu şu. E, bu işin doğru yapılış e, şekli nasıl olmalıydı ve bu doğru yapılış şekline nasıl gitmeliydi? Erdoğan mı şimdi, gitmeliydi diyorsunuz? Şimdi siz dersiniz ki ya ben kardeşim kendime uygun bir model bulurum ve yaparım. E o zaman yaparsınız zaten tartışacak bir şey yok. Ama soru şunun üzerine dünyada nasıl oluyor diye sorulduğu için ben dünyada nasıl olanın cevabını veririm? Ben de ben şuna bakıyorum. Metem bir buçuk yıldır e, kısmen netice alınmış bir süreç var. Ben izlenen yöntemin, söyleyeyim. izlenen yöntemin sağlamasını böyle yapıyorum. Yani çünkü Türkiye'de başka yapılmış, denenmiş yani 30 yıldır süren bir çatışma hali, bir buçuk yıldır sönümlenmiş. Yani bir neticeye kemale ermemiş olsa bile sönümlenmiş. Demek ki bu denenen yol. Kısmen doğru. Benim nazarımdan ben doğru. Ben, Olayı... ben size söyleyeyim. Türkiye'de buna benzer e, ciddi anlamda uzun süreli bir yıl, e, bir buçuk yıl, e, sekiz ay e, gibi süreçlerde ateşkes ateş olan dönem Elbet olmuştur. Peki. Hiçbir olay olma daimler de olmuştur. Ama şunu üretiyorsunuz. Yani, bu Vallahi şunu ara, bir iş değildir. Şunu üretiyorsunuz. Kürt sorun Ben size söyleyeyim. İnanın hani e, meslek hayatına girdim. E, silah hani e, rütbeyi taktım tam 20 Tabii yıl boyunca dersin. yaptığım, için Şimdi şeyi bilirim. Ama yani Mete bir aynı yaşanmıştır. Bir saniye Buradaki Kürt sorunun bu kadar burada olarak bir defa siyaset devreye girmiştir. Farklı diyorsan eyvallah. Üstüde konuşmamak için cevap vermiyordum i̇lk. ama şöyle bir şey oluştu. İlk defa örgüt şu iradeyi takındı. E, birlikleri sınır dışına çıkartıyoruz ve çözüm süreci gibi bir irade yüzünden çıkartıyoruz. Öcalan'ın yakalandığında, İmralı'da kaldığında çatışmasızlık ortamı fiili bir durumdu. Şimdi karar alındı. Yok, örgütün 90, üçüncü, 90, 90 Örgütün kongresinde da karar alındı. 94'te de öyleydi. Yok o zaman örgütün hiç silahlı de mücadele devri sona ermiştir tabii, tabii, diye örgüt liderinin bir beyanı söyleyeyim. oldu mu daha önce? Hayır. Ben size ee, tarih, ben olarak, tarih, tarih, Hayır, tarih olarak Örgütün beyanını bırakın. Devletin bir kararlılığı edeyim. oldu mu? Bence bu Şimdi, tek taraflı olacak Akif bir şey değil. Yani şu yani an çift taraflı bir kararlılık yani, var. Değerli olan da bu. Bu söylediğin şu galiba. Yani devletin de bu işi silahla değil konuşarak evet, halletme evet. noktasına yani daha evvel gelmişliği yok galiba. Değerli yani değerli bir vasat. Yani çözüm... konuşuyormuşuz anlaşılmıyor diyorlar. Şimdi, İlk defa sınır dışına çıkan birliklere devlet müdahale etmedi. Birliklerine, valiliklerine, bilmem nelerine falan filan böyle bir karar verdi. Örgüt de ilk defa böyle bir iradi karar aldı ve bunu kongresinde kabul etti. Hiç olmamıştı şimdi, Mete Bey. şunu söyleyeceğim. Evet. Konuşmadım. Için çok bak, daha sonra, bir sonra, ah bir tamam, sonra cevap vereceğiz. Şimdi devlet oraya müdahale etmedi. Peki PKK ne yaptı? Çıktı mı? Hayır bakın şimdi. Çıktılar büyük oranda da çıktı. Hayır çıkmadılar arkadaşlar. Lütfen ben bu örgütle ilgili 3 yıl kitap yazdım. Çıkmadılar yapmayın. PKK falan dışarı çıkmadı. PKK bugün Dicle'de, Diyarbakır'ın 80 kilometre ilerisinde kimlik kontrolü yapıyor aylardır. Onu sivil halktan mı hayır. istedikleri insanlar hep efendim, efendim hayır, yapmayın. Hayır, lütfen. ya Bak ben bu örgütün yapısını çok iyi biliyorum. Vallahi ben de yani şey... tanırım, naçizan yazdım bak, onların gazetesinde. Şimdi, ben bir dakika, ben. gazetesinde yazdınız da. <laughs> o çok ben o bölgede yani. 15 Ağustos 1984, 16 Ağustos. Hiç Ona bilmeyen bir ben varım. Ben özür dilerim. Ben başka bir şeyden söz ediyorum. <laughs> Medya yansıyan şeyleri söylüyorum. Bakın Tunceli milletvekili Kamer Genç ne dedi? Bakın oraya bayrak kalsınlar, yazı yazsınlar. Kent merkezlerinde polis örgütlenmesi bile yapmış. Şimdi tamam PKK olay çözülsün. O bölgenin bir insanı olarak söylüyorum. Şiddet bir an önce gitsin bu ülkeden. Bence kardeş, kardeş kavgası da bitsin. Ama bakın kontrolü tamamen oraya bırakmak. 124 tane taciz ateşi var. Kontrolsüz grupların eylemleri var polis örgütlenmesi var, asayiş birimi örgütlenmesi var. Hep vardı Orada... Doğru... milislerim. Hemen. Hayır bu şekilde yoktu. Ama şimdi hayır. Bakın bir durunca, tane PKK'nın bir... bir pek... Arttı mı? Hayır daha da birileri duyunca bir... durunca kentte PKK, PKK, duyuyorlar. Ama PKK, eski PKK, bir şey yok. PKK kesinlikle ve kesinlikle silahla arındırabilecek bir örgüt değildir. MİT istediğini de yapsın. Ne yapmak lazım? Nihay... Ne yapmak? Bir saniye söyleyeyim. bir saniye. Ne yapmak şunu... lazım o zaman? Hemen söyleyeyim. Cevabını... Ya tekrar güvenlikçi politikalar. Sadece silahla mı çözülür bu iş? Ben şunu söylüyorum. Biraz gerçekçi politikalarla olsun ne mesela? Bunlar yerel seçime kadar bir atraksiyon yapalım Durduralım genel seçim 2015'te geliyor Ondan önce referandum vardı Örgüt ne istiyor Siz sanıyor musunuz ki örgüt Kürtçe serbest bırakılsın Kürtçe eğitim yapılsın Böyle bir çabası yok Örgüt, örgüt şu Öcalan an. ne istiyorsa onu istiyor Ve Örgüt, örgüt şu anda da, Öcalan ne istiyorsa Sırayla istenir, örgüt bir saniye hayır. Söylesin tamam siz devam edin Örgüt şu anda öyle... öcalan dışarı çıkmasını Peki. istiyor Peki. Devletin şu saniye. anda öyle bir koşulu var mı Yok Peki, Bey. 11 Mehmet tane Bey. açıklama var PKK'dan bugüne kadar. Adım atmasını atmasınız silaha başvururuz. Adım atmasınız güçler içeri girecek. Murat Karaylan'dan Cemil Bayık'a kadar. Peki, Söylüyorlar değil saniye. mi? Mehmet Nasıl Bey. çıkacak? Bir evet. saniye tamam. Öcalan, diye dinlesin, diyorum yani. Tabii. Öcalan şu süreç içerisinde barışın, çatışmasızlık halinin tek çıkar yolu olduğunu biliyor. Başka koşulu yok. Eskiden 2004'te bir takım işte darbecilerle anlaşıyordu. Çıkarayım dışarıya diyordu. Hayır diyorlardı o askerler. 500 kişi kalsın. Şimdi fiili durum Öcalan'ın örgüt üzerindeki hakimiyetini de koruması için çözüm sürecinden yana. Ve sizin dediğiniz o işte Kara Yılan şubu falan doğru böyle açıklamalar yapıyorlar. Tabanını konsolide etmek için bunları söylerler. Öcalan Nevroz'da da açıklamasında olduğu gibi bu iradeden dönmediği sürece her şey hikaye onu söyleyeyim. BDP'de diğerleri hiçbirisi bir aktör değil. Ben eskiden bunu bir sorun olarak adlediyordum. BDP Öcalan üzerindeki baskısı bir vesayettir diyordum. Şimdi çözüm süreci adına buna seviniyorum. Çünkü o dediğiniz aktörlerin hiçbirisi etkili olmuyor. Öcalan BDP'nin de PKK'nın da şu anda Kürt meselesinin çözümünde Öcalan'ın yanında bir etkileri yok. Her ben programlarda şunu tartıştım. Öcalan bitti. Öcalan çöktü evet. değil. Hayır, Öcalan aksiniz... şu anda tek hakim. Da, aynı şeyi söylüyor. Evet. Onu aynı ben de, şeyi. Ben de söylüyor. şey yapıp tamam. tamam, tamam. Şunu söyledim. Bakın burada örgütün yapısı. Ya Halime Kökçe de konuştun evet. mu? Örgün... Sonra tekrar. Zaten <laughs> <Nereden> konuşuyordu. <gülüyor> 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 yok yani. Ay şu şey. gazeteye Nasıl... cevap verip kapatayım. O çünkü kendisi. Ona açtı. vermek için söz almıştınız aslında evet. da, da baktım Ama oraya gelmeyecekler. Söyleyeyim hemen. Peki. Bugün aydınlığı manşet o. Aydın'ın oradaki yaklaşımı doğru. Neden doğru? Suç, suça legallik kazandırmak için yasa çıkarıyorlar. Bu ülkede bu mit kargı, mitin bu tır kargaşası. Mit Suriye'deki direnişçilere, teröristlere silah, mühimmat gönderiyor, bomba gönderiyor. İşte ambulanslarla militan sevk ediliyor. Bunlar Türkiye'de bir buçuk yıldır tartışılıyor. Üç yıl önce başladı Suriye meselesi ama son bir buçuk yıldır bu kriz devam ediyor. Tırların deşifre olmasıyla ayuka çıktı. Ne gönderiyor? Roketlerin fotoğrafları yayınlandı. Şimdi orada bir devletin içerisine müdahale etmek, bir devletin içindeki iç savaşı kışkırtmak için bir başka devletin istihbarat kurumu çaba içerisine giremez. Girerse aydınlık bu manşeti açar. Çünkü yasa dışı bir uygulama var burada. Düşünün el muhaberat geldi Ankara'ya uçak sabah sevk etti. Şimdi siz, Buradaki bir güçlere. Buna da karşıyım bir ben. Bir ülkenin istihbaratı başka bir ülkenin iç savaşını kışkırtmak için böyle bir operasyon yapmaz diye. Bunu siz söylüyorsunuz. Evet, yapamaz Doğru. diyorum. Yapamaz. Doğru. Ama Saniye, bir Doğru. Bir tırlar olduğunu inandığınız için söylüyorsunuz herhalde. Evet. evet. Hani ben böyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Ben de diyorum ki oldu. Tabii Tırlardaki tırların, roketler o, nereye gidiyordu? O tırların içini dışını siz biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. Gazetelere manşet oldu. MIT içerisinde dedim. Mesela cemaat gibi bir yapılanma asla kabul edilemez. Şu, bu MIT deşifrasyonunu da sizin içerisinde karşı de, olduğunuz cemaat de, tarikat da, örgüt e, yapıları siyasi, ifşa ettiler. Barındırılmamalı. Onlar Onlar devlete, durdur. Ama Devlet bir, saniye. Bir, saniye. bir saniye. Mehmet saniye. Bey bir saniye, bir saniye Halim Hanım. Olur, Şimdi e, ses aynı anda konuşunca Yok, hiçbir şey anlaşılmıyor ekrandan. Dolayısıyla İzleyiciye sesimiz gitmemiş o oluyor. O da bir şey. Yani. Mi? Mehmet Bey aynı anda tweet atıyor bana buradan mesela. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Faraç geldi. haberiniz olsun. Tweet de bir geldi. <laughs> Hayır ben dokunmadım hiç. Yok, başka. yok, Mehmet Faraç fan diye atıyor. Ha Söyle fanlar işte. atıyor tamam. Halime Kökçe. Demek istediğim şey şu, evet. e, bahsettiğiniz asla olmaması gerekiyor dediğiniz paralel yapın mitrler ile ilgili bu operasyonu yapmasaydı yetkisiz bir şekilde biz tırlarla ilgili bir e, malumata sahip olmayacaktık evet. değil mi? Evet. Yani o zaman ne olacaktı? Gizli yönetmelikle e, ne yapıyorsa artık mit sorgulayamayız da yapıyor olacaktı. Şimdi siz bunu tasvip etmiyor olabilirsiniz kendi politik duruşunuz ve vesilesiyle ve mesela ben ben devletlerin e, başka devlete müdahalesine karşıyım. Amerika'nın Afganistan'a müdahalesine karşıyım. Elbette ki. Irak'a hani, da karşıyım. Müdahale karşıyım. Olarak Suriye'de gördüğünüz karşı. için tabii ki karşı, A, karşı olabilirsiniz. Hiç hiç orada bir problem yok. Ama benim demek istediğim şey şu. Yani e, MIT bu yasal çerçeveyle e, aslında kendini sınırlandırıyor. Yani ben onu anlıyorum bütün bu e, düzenlemeden kendi elini kolunu bağlıyor ve e, hukuken sorgulanabilir hale getiriyor şimdi siz yasal olmayan bir şeyin hukuken sorgulanması. Mümkün değil esasında yani. Kaçabildiğiniz, evet. gizlenebildiğiniz müddetçe hukuktan da kaçarsınız, sorgulanmazsınız. Ama biz bir hukuki çerçeveye sokarsanız yapıp ettiklerinizi... ...önünüze bir kanun maddesi gelir buna uymadın diye. E, yani bu işte bu sınırlı değil. Yasayla suç işlememesi değil kesin. Ben önce katılmadığım bir şeyi söyleyeyim tamam. Halime Kürtçü. Ben Halkı de söyleyeceğim için. bir şey. Bir diyeceğim. sorun var, itirazi bir sorun var. Şimdi programın en başında... MIT ne iş yapmalı diye başladık. Mete Bey dedi ki yani bu MIT hani dünyada hmm. e, CIA var, FBI var. Bizimki CIA gibi davranmıyor, FBI gibi davranıyor. Yani polisin yapması, polisi emniyet Şu anda yap... ya, çalışıyor. emniyet yapması gereken bir işi yapıyor. Şimdi sizin Mehmet Faraş'la sizin konuşmanızdan da şöyle bir şey çıkıyor. Ya bu MIT Suriye'de ya da dünyanın başka bir yerinde herhangi bir şey yapmasın. E Türkiye'de de zaten yapmasın. Yapma. Hani ne yapacak ya. E bu mit ne olacak peki yani? Bu mit la, yani lahdersiz mi kaldı. ne yani? yani? bunu anlamıyorum. Ben yani bu Akif Bey. mit dışarıda hiçbir iş yapmayacak. Akif Bey. Bir, bir saniye soru şu. Ben... Önce Halime Kökçe cevap versin sonra Hayır, önce ben cevap vereceğim çünkü kendisine bir şey soracağım. <laughs> peki Şimdi, nasılsa engel <gülüyor> olamayacağım <gülüyor> onun bir nasıl, nasıl, Şimdi söyleyeyim. Bak Leyman, <laughs> şuna katılayım. Ben bunu aydınlıkta da yazdım. Cemaat, tarikat, marikat devletin istihbaratını ne yapmışsa yanlış ya da doğru deşifre edemezsin. Kendi Aha, siyasal o, o, o. beklentilerine uyarak, işte MIT bakın gidiyor oraya, deşifre edemez. Şunu söylüyorum, aynı zamanda MIT, <laughs> e, belki kendi Anadolu'daki taşra örgütlenmelerine silah götürüyordur, mühimmat götürüyordur. Yok mu şimdi ya Diyarbakır, MIT bölge başkanı bir şey götürebilir oraya. Yarın bu da deşifre edilebilir. Geriye dönüyorum, ben MIT'in, CIA'nin, FBI'nin... Gizli operasyon yapabilir yani Bir saniye, yani bir... Bir saniye, MİT gizli operasyon yapabilir mi demek istiyorsunuz? MİT, Türkiye... Buna onay veriyorsunuz yani. Şunu söylüyorum, MİT Suriye'den terörist giriyorsa ona karşı operasyon yapabilir. Ama içeri girip orayı terörize edemez. Peki bir saniye, ee, mit ne yaptığını çıkıp ulu orta hepimize anlatmalı mı? Kesinlikle anlatmamalı. Anlatma. O zaman biz bilmiyoruz. Zaten zaten bir zaten anla... hiçbir cemaat bir de bunu deşifre de etmemeli. Zaten, zaten anlatmadığı için, zaten anlatmadığı için... Bilmiyoruz. Hikaye sizin dediğiniz gibi midir? O gazetede yazan gibi mi? Bu gazetede yazan gibi mi? Bunu bilmiyoruz. Hayır, Çünkü hayır. sizin de dediğiniz gibi Arkep bu mit. Bey. Zaten gizli operasyon yapan bir teşkilat. Bey. Dolayısıyla bilmiyoruz ne yaptığını Suriye'de ne yaptığını Savaş mı kışkırtıyor? Bizim güvenliğimize dönük bir tedbir mi alıyor? Orada bir takip bir takım unsurlara, sivil unsurlara yardım mı götürüyor? Ee, bir soru sordunuz ya. Bilmiyoruz herkes. bunu. şunu söyleyeyim. Ben bakın, dediniz ki gidip orada. Şimdi burada, burada okuduk burada tasla. Gidip müdahale edebilir diyor. Ben de diyorum ki. Ben emperyalist planlara karşıyım. CIA, MI6 kim olursa olsun. Oradan El-Kaide girdi, IŞİD militanı girdi. Bence devletin istihbaratının burada devreye girmesi gerekiyor. Tam aksine orada terörizi ve faaliyeti bulunan de mühimmat taşıyorsa o zaman terörist faaliyet içerisinde olur. Bir saniye, olur. Ya, bir saniye. <laughs> sınırın evet. sınırın öbür tarafında tertip alamaz mı? İlla bu tarafında mı alması gerekiyor? O tarafında da alabilir bir ama zaman, operasyon yapamaz. Kaç ama bakın burada ne mit neyle suçlanıyor? Esadı devirmek için çaba içinde olmakla suçlanıyor. Nasıl yapmayın etmeyin ya. Yani. Yapma, bir bir ya. Saniye, bütün dünya saniye. biliyor ki, bütün dünya biliyor ki Türkiye taşeron olarak kullanıyor Amerika'nın, Avrupa'nın bu emperyal iş, işgalci çabalarında. Kullanılıyor bu kadar basit. Siz Kimse Türkiye'nin işi de yardım ettiğini söylüyorsunuz. Türkiye şu andaki mi? günümüzde bu bakın işit militanları Türkiye'de eğitiliyor mu? Türkiye'de hastaneleri tedavi ediyor mu? Sonra gelip jandarmaları mı vuruyorlar? Tedavi ediliyor mu? Hayır bu sizin iddialarınız. İddiam değil. Sizin iddialarınız. Benim olur mu iddia? El-Kaide Reyhanlı patlaması neydi? Sizin iddialarınız o da şu anda sizin iddianız. Hangisi? bir takım geçenlerde... Suriye sınırına giderken bir tır içerisinde roket başlığı yakalanıyorsa. Türkiye'nin sınırında bir savaş var. Orada çok ciddi bir mağdur olmuş, savaş mağduru olmuş, mülteci durumuna e, konumuna e, gitmiş ve e, ölümle kalım arasında yaşam mücadele eden, bir insan kitlesi. yardım da. yapabilir. Tabii, insani yardım yapabilir. Ama i̇nsani Türk... yardıma refakat edebilir. Efendim, ee, ülkemizin başbakanı 3 yıl önce birlikte kahvaltı yaptığı bir devlet başkanı düşman ilan olabilir, etti mi? Pekala e. olabilir. Pekala e. olabilir. olabilir. De o, zaman, zaman, o zaman Esat de de değil. katil bakın, değildi. Arkadaşlar, arkadaşlar, bugün Esat katil yani. Aymanım bakın şunu söyleyeyim. Türkiye şu anda dünya kamuoyunda Suriye'deki terörü Mehmet kışkırtmakla Bey. suçlanıyor. Yapmayın etmeyin. Dünya kamuoyunda onlarca... nasıl e, tartışıldığı, nasıl algılandığı bir tarafa, sizi nasıl algıladığınızda bir tarafa. Ben gerçeği algılıyorum. Ortadaki Mehmet, fotoğrafları Ay, güzel. Algı böyle bir yapmayayım. şeydir zaten. Ben evet, de gerçekten algılıyorum. Efendim başbakanın neyine? Niye karışıyor başbakan Suriye'nin iş meselesine? Niye karışıyor? Ya, ya Suriye, Suriye'de bir... Irak'a Amerika niye karışıyor? Var. Çünkü bir milyon mülteci geliyor. Bakın milyona... yapmayın. Yani şu an ya, Türkiye'de nasıl? Bakın Kaddafi, Kaddafi niye link ettirdi Fransızlar Amerika'da? Mehmet Bey, Mehmet Bey. Bir milyon insan Irak'ta niye öldü? Bir saniye, Halim Hanım. Halim Hanım özür dilerim. Bir milyon insan öldüğünde neredeydi bu iktidar? Mehmet Bey. Mehmet Niye Bey. müdahale edilmedi? Mehmet Bir Bey. Cevap milyon veririm. insan Mehmet Irak'ta. Mehmet Bey. Öğrak'ta. Niye müdahale edilmedi? Mehmet Hadi Bey. edesin insani yardım. Mehmet Bey e, duyabiliyor musunuz? Buyurun. buyurun beni duyuyorlar. Fransa geçti Mehmet Suriye'ye kim niye müdahale ediyor bilmiyorum ama ben programa müdahale edebilir miyim? <laughs> Edin. <Edelim, da aç gülüyor> buyurun. Diğer konuklar haklı olarak epeydir dinlemedeler. Onlara da bir söz hakkı düşer. Bakın başta ben de yarım saat İzin dinledim verir. ama. Tamam. Biz sessiz. Şimdi e, tamam sorun yok yani, yani siz yok, de konuştunuz yok, sonuçta. Yok Tamam buyurun buyurun. Ee... <laughs> Bence önce siz buyurun Vallahi hocam. Lütfen lütfen. Yok. Valla demin sustunuz. <laughs> ben senden sonra alayım. <gülüyor> yani <gülüyor> biraz kendimi bir bir şey seksörü söyleyeyim. Peki, hemen bu nezakete zaten. bir şey diyemeyeceğim. Tamam aranızda halledin. Kısaca şunu söyleyeyim. Sınırlarınızın ötesinde bir savaş varsa ve siz ciddi anlamda bir mülteci akını uğrayacaksanız ki bir milyona yakın bu ülkede mülteci var. Bunlar ciddi hem ekonomik problem hem politik olarak tamam, da problem tıklayıcı. Yardım etsin. Şu, an, bir saniye üstad. Şunun için ne yapar devletler ve dışişleri de bunu açıklıyorlar zaten. Çeşitli projeksiyonlar çizer. O mülteci akının gerçekleşmemesi için komşu ülke üzerinde bir takım tasarruflar da bulunabilir. Çok nettir. Yani siyasetin pratikleri de böyledir. Çünkü diğer devlet zaten sizi birebir etkiliyor <laughs> siyasetinizi müdahale ediyor. Bu noktada oradaki muhaliflerle kurulan ilişki AB'de de yapıyor. Avrupa devletleri de açıkça insanı yardım yapıyorlar. Muhalefetin örgütlenmesi üzerinde politikalar geliştiriyorlar. Bu Türk devletin hakkıdır bilmem işte acayip sınır var 700 küsür kilometre falan filan. <laughs> bu, bu noktadaki 900 kilometre bu noktadaki müdahalenin adı e, dış ülkenin komşu ülkenin iç işlerine müdahale etmek anlamına gelmiyor. Ayrıca insan yani e, uluslararası toplumun yüklediği sorumluluklar da var bu ülkeye değil mi? Çok net bir şekilde insani yardımdır şu bu noktasında sorumlulukları var. Siz ama Mehmet Bey e şöyle bir noktadan yaklaşıyorsunuz iddialarınızın mesela oturların içerisinde roket olduğu iddiasının tartışılmaz bir aksiyon evet. muamelesi görülmesini istiyorsunuz. Hayır. Buna, bulalım, ama orada Öyle şey var. Şey e, var. orada Sayın Başbakan bulalım. şunu söyledi. Bizimlere ben dedi de de, e, Suriyeli Türkmenlere gönderdiğimiz silah yardımı dedi. Sayın Başbakan kendi Hayır, tekrar silah yardımı başbakan, yardım demedi. demedi. Aynen söyledi. Kesinlik hayır, demedi. Ben, kesinlikle demedi. Bakın önünüzde internet var. Türkmenlere fotoğrafları da bulalım. Başbakan daha sonra aynı anda bir saniye. İnanın ben de dinledim. Ben de dinledim. Tabii bir saniye. Dinledim için. Bitireceğim hemen. Önce başka bir şey söyleyeceğim. Tekrar aynı anda konuşmaya başladık. Ne olur yapmayalım bunu anlaşalım. Ayrıca o zaman bir zaman bir mı tartışıyoruz? Türkiye'nin Suriye politikasını tartışıyoruz. Döneceğiz tekrar. Bunlar Aynı. Dön Ama şey dinle, gibi oldu. Onunla ilgili. Üstad siz böyle dediniz ya aksiyon muamelesi evet. çekip o tırların evet. içerisinde tır var dediniz. Bunu evet. bir takım cemaat çevreleri de söylüyor falan filan. Ben de gazeteciyim. Ben de haberleri takip ediyorum. Orada muhabirlerimiz bizim de var. Bakıyorlar. Bu tırların içerisinde silah olduğuna dair ne yargıya yansımış bir şey var, ne de demin dediğim gibi o cemaat e, mitrlerini durduran çevre bile sizin kadar iddialı onların içerisinde aydın var fotoğraflar yayınlandı. Roket fotoğrafı. Evet. O fotoğraflara ait değildi onun. O turların yani fotoğrafı. Yani yapmayın. Bakın. Mehmet Bey bir Bakın saniye. Bakın bir şeyi savunabilirsiniz. Mehmet Bey. Bir şey Ama örtbas çabası da olabilir. Buyurun. buyurun, Buyurun. Buyurun. <laughs> Şimdi e, <laughs> en azından şu programı her şey olabilir de şu programı benim sevkle idare etmeme izin. <gülüyor> <gülüyor> ne olur. Ben bir şey yapmıyorum. <laughs> Sizden rica <Bakın>. ediyorum. <laughs> bir saniye <laughs> bir şey buyurun, söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi e, bir şeyi örtmek örtmemek başka bir şey. Evet. Verilerden hareket etmek başka bir şey. Şimdi mesela az önce Mete Bey dedi ki. Bu işte Suriye'ye e, MIT eskortlu tırlarda ne sevk edildiği ile ilgili başbakan e, işte silah yardımı dedi dedi. E, Türkmenlere e, bölgede Oradaki asla Türkmenlere... böyle şey ben inanın gönderirim, gönderirim. De, sorun, sorun, sorun değil. Yani, siz yani, hani şey, şey için öyle... Söylemeyeyim yani. Mete Estağfurullah Yan, yanılıyor olabilir. Ben şey. de orada, olabilir. Ben de orada itiraz Hı. ettim ama sebebi şuydu. Bunu ilk kez duyduğum için itiraz ettim. Çünkü ben de daha evvel dinlediğim hı hı. ve okuduğum hiçbir şeyde böyle böyle ilkine, ilkine söylememişti böyle not etmedim. Mümkün, Doğru. mümkün hı hı. itirazımızın sebebi odur yani veri yanlıştı, maddi hata yapmayalım ha, diye. Yok yok yok, yok. Yani ben durum için size de e, söylüyorum. şunu söyleyeceğim. Şimdi daha evvel birkaç operasyon oldu. Mit eskortlu tırlar değil. Ondan önce Adana'dan sevk ediliyor falan diye bir tır durduruldu. İçinde bir takım üç e, tane, üç, oldu. üç tane, kilis, e, üç tane, hatay, hat -hatay, hat hatay ve şey. E, Antep, Adana. Tabii onlar Adana, şey değildi Antep. ama. Evet. Siz yani MIT eskortta olmayan tırları söylüyorsunuz. Bir MIT eskortta olmayan tırlar e, tır vakalarımız var. Evet. Bir ya da iki tane. Onların görüntüleri yansıdı medyaya. Ama onların MIT'le irtibatına dair hiçbir şey yansımadı. Yani ne eskort, ne müdahale, ne MIT benim araçlarımdır, bunu durduramazsınız dedi falan. Bu MIT tırlarının durdurulmasından önce oldu. Bunlar karışmasın diye yani bizi dinleyenler de yanlış bilgilenmesinler. Bu bilgi çünkü yorum değil. Sonra... Bu bu bir ya da iki böyle olay oldu. Onlardan işte bir takım sanayide üretilmiş bir takım şeyler yansıdı. Bunlar bize başladılar adına falan diye. Sonra diye bir işte. de MIT eskortlu tır vakalarımız var. MIT eskortuyla giderken de MIT'in sahiplendiği bunlar benim mallarım. Hatta bu aynen. tırlar benim dediği Kırıkanda oldu. Kırıkanda falan bunlar benim dediği tırlar var. Şimdi MIT'in bunlar benim dediği tırlardan tırların içeriğinden taşıdığı yükten Bugüne kadar yansımış tek bir kare fotoğraf ben bilmiyorum hiç rastlamadım. Yok zaten. Ya yani varsa bilmiyorum. O yansıyan görüntüler öncesine ait. Dolayısıyla bu veriden hareketle ya siz onlar da mitin tırıydı diyorsanız başka. Adana'daki Ama operasyondan elde koyamadım. edilen fotoğraflar yayınlandı bizim. Evet yani onlar tamam. o Doğru öyle şimdi, görüntüler var. Şimdi televizyonlarda Akin da yayınlandı. Akif Bey size bir şey sorayım. Bakın yani sizin iddianıza göre Türkiye Cumhuriyeti devleti hükümeti Suriye'ye oradaki mülteci şeylere, direnişçilere bir şey katkı göndermiyor. Bir şey Benim yapmıyor. Benim iddiam evet. değil o. Hükümet ha. yetkililerinin peki, iddiası. Peki Peki bu ülkenin yani... başbakanı, dışişleri bakanı 250 milyon dolara uçağa bindirdik Libya'daki Kaddafi karşılarına gönderdik. Yapılmadı mı? Bütün Avrupa devletleri finans sağlıyorlar şu an muhalifleri de. Ki ben bütün Türk devletinin açıkça silah yardım yapması gerektiğini de devlet sanıyorum. başkanlarını Mualim sokakta linç söylüyor. eden, Kaddafi linç eden insana Türkiye Cumhuriyeti ki 30 yıldır terörden muzdarip 200 milyon uçağı koyup gönderemez. Yani terör e, Libya'da Kaddafi, de Kaddafi eliyle değil, sokaktakiler eliyle sağlıyor. Benim Kaddafi Mehmet mi terör Bey. yaptı? Mehmet Kaddafi terörist bu devlet terörü. Hayır, başındaki hayır efendim. Bu Kaddafi, özür dilerim. Bu Kaddafi dediğiniz ülkenin milli nin %80'ini kendi halkına dağıt. Hapishaneler ortaya çıktı halkına değil bir dağıtan faşisti. bir, insan yapmayın. Ölmüş ülke, diyoruz ama u, u. bir faşist bu, bir diktatör. Bu ülkede u. 130 milyona satılan otomobil 24 milyona satılıyor. Mehmet bu ülke Bey. orada 2000 dolar dışarıda okuyan öğrenci. Hapishaneler Kaddafi, ortaya çıktı hocam Kaddafi, Kaddafi veriyordu. Evlenenlere biliyorsun. 130 metrekare ev veriyordu. Bu ülkede var Mehmet mı? Mehmet Bey Kaddafi'yi savunmazsınız ya. Yok yok eminim. Evet. O, Kaddafi, <laughs> o Kaddafi, o Kaddafi Çağrı filmini finans etmiş milyon harcamış bir adam. Güzel film sadece. Bir izin Ama linç mi edilmesi gerekiyor? Allah aşkına nereden Çağrı'ya geldi? geldik şimdi bir saniye. Tarih şu yüzden İzin geldik. Sizi verir misiniz? Onu mi? linç edenlere evet. devlet do, do, iki... filmine kadar gidebilir Hayır, Onu, onu linç edenlere Türkiye Cumhuriyeti 200 milyon linç dolar edenlere gönderdi. Linç edenlere devirmek isteyenlere. Aynen. Linç'i kimse onaylamıyor. Mehmet bir faşist de. diktatör devrimi. Devrenler linç edenlerim. E canım ya Allah a Allah a onu, yapma. Ona, ona, mı gitti? Linç'e mi para gitti? Bu ülkenin Mehmet. bir siyasi... Mehmet verir misiniz lütfen ama. Hayır bir saniye. Saptırma olmasın. Hocam sen dışarıdan bir müdahale. Dışarıdan bir müdahale. Allah aşkına siz durun bari. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir siyasetçisine gidin devirin diye 300 bir Amerika'dan uçağa koyup gönderirse ne olur? Mehmet Bey. Buyurun. Vallahi terledim. <laughs> Parayla şimdi, Ya e, yapmayın lütfen. Buradan Mehmet Bey. Buyurun, akitim, e, buyurun. Şimdi tartışmayı hani bir bütünlük içinde yapmazsak zaten. Örnek verdim sadece. Biz, i̇zin verirseniz. Tabii tabii buyurun. Şimdi Melih Bey sözünü tamamlayacaktı. Mete Bey'e söz verecektim. Araya kısa girişlere hiç itirazım yok. Yani konukların da itirazı olmadığı sürece hatta tercih ederim. Tabii ki. <laughs> Program hani maraton gitmesin. Tabii. Ama girip çıkmak kaydıyla siz topu alınca bırakmıyorsunuz bir daha. Ben şimdi, Mete ben... E <laughs> bakın Örnek mı? verdim. Bir örnek verecek yani, uzun insanlar. bir insanlar. Mete edin, kötü ha. bir örnek. Hayır sorun yok. Tekrar söz size gelecek. Bunların hepsini söyleyin. Hiç itirazım tamam. yok. Mete Bey bir asker şeyi çok iyi bilir. Bir ülkede iç karışıklık varsa, o ülke komşunuz ona insani yardım yapacaksa birileri de, sizin istihbarat servisiniz onlara orada rehberlik faaliyeti yapabilir. Kaynakları onlar biliyordur. MIT'in refakat ettiği tırlar bu kapsam içerisindeydi. Buna da kimsenin ciddi bir itirazı olmadı. Bahsedilen resimler, fotoğraflar, roketler, bilmem neler falan filan da o tırlara ait değildi ama oraya bir yerden silah gidiyor. Kuşkusuz ki Türkiye üzerinden de gidiyordur. Ama bunu devlet örgütlemiyor. şimdi şöyle söyleyelim ee, keşke örgütler e, Türkiye'nin Türkiye'nin daha önce Bosna Hersek olmak üzere, e, Azerbaycan olmak üzere e, önümüzde işte Kuzey Irak'taki e, Barzani e, kuvvetlerinin daha önce silahlandırma örnekleri olduğu gibi birçok örnek var. Ve Bu örneklerde aslında e, işte Milli İstihbarat Teşkilatının daha önce yapmış olduğu boşnaklara gönderilen silah yardımları ve diğerleri. Bunlar Türkiye'de birçok kişi yazdı. Yani benim söylememe gerek yok. E, ciddi anlamda bununla ilgili e, yazı yazan birçok insan da var. E, hani bugün tartıştığımız konuda belki şu çok net olarak tartışılabilir. Bakın Amerika bile e, e, Irak şehirde, e, Suriye'deki silah yardımı yapma konusunda hep başlangıç itibariyle bir çekince koydu. Çekinceler en yükseklenen bir tanesi. Ee, özellikle e, bölgedeki işte e, esata karşı savaşanların tam olarak örgütlenmemesi ve bu örgütlenmelerin nereye gideceğinin bilinmemesiydi. Evet. En büyük endişe bunun özellikle Afganistan benzeri bir yöne doğru savrulma e, riskin çok yüksek olmasaydı ve gerçekten de şeyleri çıktı, teşhisleri çıktı. Bugün e, Suriye'nin içerisinde e, Özgür Suriye Ordusunun neredeyse tamamına yakın şey var, yabancı savaşçı var öyle söyleyelim. E, su, yani Türkiye bir tercih yapmak zorundaydı. Doğrudur. E, ben şuna katılırım. Dibinizde bir insanlık dramı vardır. Bu insanlık dramı sırasında e, neye karar vereceğinizi e, tabii ki o sıradaki yürütmenin kendisi karar verir. Ama burada yanlışlar varsa bunu da kabul etmek zorunda olduğunu düşünenlerden. Ben başlangıçtan itibaren bu olay başladı andan itibaren hep şunu savunmuşumdur. Kardeşim aynı Bosna Ersek'te olduğu gibi, aynı e, Kosova'da olduğu gibi, aynı Libya'da olduğu gibi İnsanların barınabileceği, birbirini kıymalarını engelleyebileceği güvenli bölgeler, e, security zonlar oluşturun. Ve insanlar oraya çekilsinler, birbirlerini kıymasınlar. Gelmesini de engelleyebilirsiniz. Tabii, ama, tabii. Mi? gelmesini engellemek için. O topraklarda kalsınlar. Çünkü ülkemize gelenlerin çoğu e, açlık için gelmiyor. Tabii. Çünkü toprak toprak değiştirmek, ülke değiştirmek çok Güvenlik, zordur. hayat kaygısıyla, i̇şte, hayat kaygısıyla istiyorlar geliyor. istiyorlar bir de biliyor yani, musunuz? E, şu andaki tercihte bir sıkıntı oldu. Deniyorlar. Türkiye e, o dönemde e, angajman kurallarını uyguladığında bu angajman kurallarını biraz daha uzağa doğru uygulayabilirdi. Kardeşim ben sınırımızdaki 910 kilometrelik hat boyunca 20 kilometrelik bölgeyi e, tampon tampon bölge kabul ettim. Bu bölgede şu anda o biliyorsunuz 5 mil. 20 20 mil. Bu bölgede herhangi bir uçak ve askeri faaliyet istemiyorum. Çünkü bunun aynısını bu ülke yaşadı ve biliyor tecrübesi var. 1991 yılında Çekiç 3 operasyondan önce başka bir operasyon yaptı bu ülke. Fransa, İngiltere ve Amerika ile hem Şiilerin korunacağı hem Kürtlerin korunacağı 32-36. paralel operasyonu var. Aynı şeyi o zaman çekti. Bunu yapan da Türkiye'dir. Türkiye niçin yaptı? Milyonlarca hatırlayın o zaman 350 bin insanın Türkiye topraklarına gelmesini engel yani geldiler. Daha büyüğü gelecekti. Dediler ki kardeşim biz burada bir güvenli bir bölge oluşturmazsak çok büyük insanlık kararını yaşayacak. dönem ama. ABD'nin desteğiyle 36. parayla uçuşa yasak bölge ilan edildi. Şimdi ABD bu koridor tartışıldı. Güvenlik koridoru. Evet. Dışileri de bunu tabii ABD kabul etmedi bu sefer ee, Mete Bey. bir şey söyleyeyim. tek taraflı uygulamalar var. Onu söyleyeceğim. Örnek de veririm size. Hangi örnektir biliyor musunuz? Kosova örneğidir. Kosova örneğinde hiç NATO kabul etmediği halde Amerika Birleşikleri tek başına pardon Birleşik Devletler kabul etmediği halde tek başına yaptı. Amerika yaptı. Fransa şeyde yaptı aynısını. Ee, e, Libya yaptı. Evet. Dedi bizce, ki hayır kardeşim ya, biz yani bu yapılmalıydı. Ha, bence ama... yapılmalıydı ama bakın o zaman neyi tartışmazdık biliyor musun? Bugün silah gitti gitmedi. Bölgemizde bir işit var. Bölgemizde Emin bir belirsizlik. İnan Demezden neden de müdahale ediyoruz Suriye'ye. Bakın girdik, neden denmez biliyor musun? Neden denmez biliyor musunuz? Türkiye'nin önünde örnek vardı. Türkiye çünkü tam 1991 yılından 2003 yılına kadar bu ülke başka ülkenin askerlerini başka insanlar yaşasın diye müdahale ettiler. Ama hatırlayın şimdi müdahale Mankif etmeden müdahale ediyor. Yani, yani benim bak işte orada bir tercih hatası yapıldı. Ben tercih hatasının şu olduğunu söyleyenlerdenim. Ee, bu yapılmış olsaydı bugünkü yaşanan tartışmadan hiçbir yaşanmaz. Ama Mete lazım. bey ben de şunu söyleyeyim size bugün müdahale etmediği halde müdahale ediyor deniliyor. Siz diyorsunuz ki uçuşa yasak bölge ilan edildi. Ama bu bir Mankif o zaman bu, bir bakın, bakın, bakın bu bir bakın bu bir barışçıl yöntemdir. Bu bir askeri yöntem değildir. Bu tamamen e, bir barışçı yöntemdir ve bu barışçı yöntemi Türkiye tek taraflı olarak uygulayabilir. çünkü hatırlayın o dönemde tek taraflı uyguladı evet. Bununla ilgili en ufak peki, bir müdahale yoktu. Şunu e, için tabii. söylüyorum. E, bugün tartıştığımız bütün konuların, MIT'i tartıştığımız konuların asıl sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musunuz? MIT aslında politika belirleyici unsur değildir. MIT politikanın e, vasıtasıdır. Uygulayıcıdır aslında. MIT, Hayır peki. vasıtasıdır. Onun verilen emirleri icra eder. Biz, ya tamam, hani, cira hani cira MIT e de eleştiriyoruz ya şu anda. MIT aslında burada Hani hiç Mete niye Bey? gitti, gitmedi, tabii silah mı şimdi gönderdi, göndermedi de, hikayesi değil. Tam ben de. Tartışması iyiyken dış politika tercihlerdir. Ben o tercih, de. Tercih o, o siyaset kim üretecek aslında baştaki ha, meselemiz be, bu, o siz yani. Siz yani o burada hani üretecek? dediğim e, olaydaki şey bu benim Hı -hı. benim de tam bu noktada bir itirazım e, olacak tabii size. ki. Ben. Şimdi biz bir anda Türkiye'nin Suriye politikasını tartışmaya başladık. Neyi? şu an, buraya mı geldiniz? Tabii şöyle? şu an sizin sizin yaptığınız şey. Hayır. Siz Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin bir değerlendirme yaptınız. Hayır. hayır. Ben şunun için yaptım. Ee, bizim tartıştığımız konunun aslında silah gönderme kavramındaki <laughs> mitin aslında hiç tartışılmayacak konusu o. Orada mit tek başına almış fiili anlamda karar almış ve uygulamış değil. Bunun kararı hatırlarsanız kimin tarafından alın diye yine siyasi açıkladığı bir açıklamayı söyleyeyim. Bu konuştuğumuz konular sanırım Dışişleri Bakanı açıkladı, Davutoğlu açıkladı. Biz bu konuları şeyde konuştuk. Milli Güvenlik Kurulu'nda konuştuk. Milli Güvenlik Kurulu'nda aldığımız kararlar uygulandı dedi. Güzel. Şimdi bir yere geliyoruz. Şimdi Şimdi ona atmaya çalışıyorum. Tabii. Ben. Buraya e, bütün bu tartışmalara yani Suriye'ye işte Oslo görüşmelerine falan nereden girdik? Şuradan girdik. Halime Kökçe bir gazete küpürü gösterdi. Hadi hep oradan başladı. Gösteririz abi buraya gösterdi? gösterdi. <laughs> hep yani diyor ya ki. oradan buradan. Başlığı şu. Bu yasal düzenleme ile MİT'e suç işleme yetkisinin verildiği iddia ediliyor. Ben o haberde bir, bir anlattığım bir şey var bütün bunlardan söyleyeyim mi? B bir anlat. Ya. <laughs> ya bu kadar konuşmamız bir şey. Hadi <laughs> şey ama kadar şey. Valla biz gidelim. Ama ben ürktüm yani <gülüyor> <gülüyor> gerçekten ben de insanlıktan çıkıyorum. Hiç alışık olmadığım bir şey. Herhalde kendimi şartlandırdım bu kadar insanın içerisinde böyle ancak yırtıcı olarak konuşabilirim. <laughs> ne, <aynı gülüyor> olmasın yani. <laughs> ee, şimdi mesela Mehmet Bey bir gerekçeyle e, Eyvah, pası oraya attı. Bir gerekçeyle buna karşı çıkıyor. Yani MİT arasına bir bahanesi var yani. Aslında esasa ilişkin bir karşı çıkış yok. Suriye özelinde bence karşı çıkıyor. Şimdi e, miti MIT ele geçirmeye çalışan, e, mitle en temel problemleri, eee <laughs> mite nüfuz edememek ya da orada hakimiyet kuramamak olan paralel yapının karşı çıkma gerekçesi başka. Yani herkesin mitle ilgili, MIT, mit tasarısı ile ilgili karın ağrısı başka olduğu için yani ben esasa ilişkin yani tasarının bütünlüğüne ilişkin bir karşı çıkış gerekçesi göremiyorum. Yani Suriye politikasına itirazın siz, şah, sizin şahsında değil ama mesela tespitim o ki Mehmet Bey'in e, asıl asıl meti... gerekçesi mesela Suriye ile ilişkili e, politikalarını beğenmediği için Türkiye'nin mitin de burada e, bu politikaların yürütücüsü e, pozisyonuna getirildiği için ya da öyle olduğu için karşı çıkıyor. Bir izin verir misiniz? Ben kısa yanıt vereyim. Bakın burada mit tartışılıyor. MİT yasası tartışılıyor. MİT yasasının gündeme getirilmesinin tek gerekçesi Suriye değil. Aynı zamanda PKK, aynı zamanda cemaat. Bir şey daha söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milli İstihbarat Teşkilatı fakir fukara fonu da değildir, Kızılay'da değildir. Dünyanın hiçbir yerinde dış müdahale... Kargo servisi de değildir. Değildir, bizler. kargo servisi de değildir. Oh, peki nedir? Şunu söyleyeyim. Ne yapacak bakın, yani? Biz? bir izin verin, şunu söyleyeyim. Ya bakın oradan bir savaş, iç savaş, ne bileyim kargaşa, terör varsa orada insanlar kaçabilir. Irak'tan anlattığınız var. 340 hı hı. bin kişinin rahmetli Erdal İnönü oraya gittiğinde ben de yanındaydım. Gittim o çamurun içinde binlerce insan siirtin, hakkarın sınırında. Devlet müdahale etmek zorunda insani olarak. Ama dünyanın hiçbir yerinde, sınırlardaki kargaşalarda hiçbir istihbarat kurumu Türkiye'deki gibi bu kadar yıpranmadı, öne çıkartılmadı. Öyle Mesela midir o. Mete Bey? Sınırdaki kargaşalarda bu tür durumlarda istihbarat teşkilatına iş düşer mi düşmez mi? Görev tam tersi. Dışına. Tam e, istihbarat örgütlerine düşer. Çünkü öyle. neden biliyor musunuz? Bu kadar öne çıkmaz. Biz, ama hayır. Tam Nakliye firması gibi çıkar mı ya? Ama bakın başka bir şey sorduğunuz için soruyorum. Yani Kadır mı kuruyor? Yani hayır, ikisi, Öyle bağladı. Evet. Hayır, ama ikisi Kadır birbiri için. Kadır kentlerde ikisi bizim çok muhabirat bir insan var yani. Ya. Belki de. Efendim, e, efendim yardım. Kadır kentlerde bile bakın, muhabirattan insanlar var yani. Orada insani yardımı tartışmıyor muyuz? Hayır. MİT burada öncü kurum mu olmalı? Hayır, da yani da insan Ak yardım Akçaklarsa. yapıyorsun çadır kuruyorsun ama sen bilmiyorsun orada muhaberattan insan var mı yok Efendim, mu yani e, istihbarat örgütün Aynı orada iş görmeden nasıl Aynı yapacaksın Aynen yani yapılmıyor. mesela sadece çorba Aynen vermek çadır kurmak değil ki. Kamplar Aynal Arap'ta değil Akçakale'de. Ha bir sürü yerde kamp var yani. Efendim hepsi Türkiye'nin işinde. Tamam Türkiye'nin içinde, içinde. Hayır gelen kişinin GBT'sine şuna bununla mı bakıyor? Yani, Kapıdan var, giriyor var. adam yani. Ya Mağdur bir şekilde benim, giriyor. Benim kaygımı anlamadınız. Ki... Devletin bu kadar milli bir kurumu ki Yalçın Akdoğan devletin milli kurumuna kumpas kurdular dedi. Milli kurum bu kadar yıpranması yanlış diyor. orada 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 için. Hayır. Arkadaşlar. Ya çıkamayacağız vallahi Hayır bir dakika. Bak hepiniz yanılıyorsunuz. Devletin Milli İmparatı'na ve ordusuna diyor. Aynen söz böyle. Açın peki, bakın. Peki. Ee, Mete Bey ben tartışmayı oraya... Ya ben şöyle söyleyeyim. Hayır, Bey, hayır. Şöyle ya. söyleyeyim. Silahlı kuvvetler esniyemez. İş düşer evet. mi bu işte? Tabii esniyemez. Bakın yani. silahlı kuvvetlerin e, görev kapsamı beledir ve sınırlar dahil Sınırın <laughs> ötesine geçmesi için... E, meclisten tezkere alınması gerekir. Savaş durumudur o değil mi? Hiç fark yani. etmez. Hayır. Sınır ötesi operasyon. Herhangi bir yada. faaliyet için bile, herhangi bir faaliyet için için, izin almak zorundasınız. Yapacağınız tatbikat için bile izin alırsınız. Başka bir ülkede bir tatbikat için bile izin alırsınız. Kendi ülkenize tatbikat yapmak için bile izin alırsınız. Dolayısıyla ama Milli İstihbarat Teşkilatı öyle değildir. Milli İstihbarat Teşkilatı şu andaki kanun, şu andaki kanun Milli Güvenlik Kurulu'nun vereceği görevleri de yapacak diye ek bir madde var. Zaten şu andaki bütün yapılan maddeler o ek maddeye göre yapılıyor. Bu ek madde. MGK'nın verdiği görevleri yerine işte O yüzden esneyebilir. zaten şu, şu değil ki e, örnek vereyim e, yarın sabahın e, şeyle ilgili e, işte o olay için 1991'deki olay için şöyle mi yaptı? Bütün Milli İstihbarat Teşkilatı görevleri hani sizin anlattığınız gibi simitçileri bıraktılar. Yarın er sabah şey gitmediler bile gitmediler. O bölgede bulunan elemanları vasıtasıyla evet. bu işi organize ettiler. Yani e, gitti e, kişiler e, Barzani ile görüştü, Talebani ile görüştü ee, oradaki diğer vasıtalarla görüştü. Şube gitti. E, Irak şeydeki yetkililerle görüştü. Merkez hükümetle görüştü. Bunun faaliyetlerini yaptı. Buradaki sıkıntı şöyle. E, Melih Bey'in söylediği doğru. Bu işi fiili olarak onlar yaparlar. Mesela Libya operasyonunu yapanlar e, CIA elemanlarıyla e, Fransız gizli servisidir. E, artı şey gelmiştir. E, İngiliz gizli servisi gelip yapmıştır. Yani oradaki e, işte Kaddafi'nin devrilme operasyonunu. Yoksa bu faaliyeti içerisinde askeri operasyon elemanları asla ayaklarını basmamışlardır. Toprağa eli, ayakları değmemiştir. Çünkü bunun için kararlar alınması gerekir. Onu söylemeye çalışıyorum. Sizin sorunuzun cevabı net belli. Bu işi organize edecek olan bir tek kurum var. Yani MIT'in işidir bu. Hatta ha, hatırlayın. Hangisi MIT'in işidir? araya ya. gireceğiz. Ay, yani hangisi yani reklam mitin arası işi? Burada izleyicinin kafası. Şu an... Hayır Karşı tarafta, karşı taraftaki insanların güvenliğinin sağlanması, organize edilmesi. Yani sınırda bir durum. Sağlanması. Sınır ötesi. Sınır değil. Sınırda sınır, sınır da ötesi. Zaten. Devlet... sınır ötesi. Devletin. Bir reklam Sınır patesi. Tamam, reklam bir, arası vermem bir şey söyleyeceğim. Lazım. Devletin istihbaratı, orada bir sınır güven, kadar sınır bu kadar işin içerisine bu kadar işin içerisine girerse dış operasyon yapmakla suçlanır. Peki. İş insanı yardımdan zaten, çıkar, Onu anladım. İnsanın yardımı konuşuyoruz. Başka bir şey söyle. Ama bit bu kadar. Nasıl bit, etkin olur insanı yardımda yapmayın. Bir, Arkadaşlar. Bir, bir, bir ara vermem gerekiyor, ee, ama ipin ucu kaçmış gibi görünse de kaçırmadık aslında. Evet tekrar siyasallaşma tartışmasına döneceğiz millilik tartışmasına döneceğiz. Buraya geldiğimiz yere e, tekrar başa döneceğiz. Baştan sonra da e, kaldığımız yerden miti konuşmaya devam ediyoruz. E, Mete Yararla gidelim. Şimdi bitirirken öyle demiştiniz siz. Hı hı. Yani sonuçta işte yasada tanımlandığı gibi MGK'nın verdiği görevi Suriye. yerine getiriyor. Hı hı. Suriye'de bir iş yaparken mit Hı hı. ya da işte Oslo'da görüşmeye giderken. Hı hı. Peki MIT bu Suriye operasyonunu yaparken <laughs> çözüm sürecindeki rolünü oynarken suç işliyor muamelesi e, görmeyi hak ediyor mu? Yani bunla, bunlara MIT suç işliyor denilebilir mi? Şöyle söyleyelim e, e, sonuçta hani siyasi otoritenin dediğimiz çünkü siyasi otite dediğimiz şey sonuçta yürütmenin başı. Yürütmenin verdiği kararlarla e, yürütme dediğinizde de biz hep başbakanı aslında sıfat olarak oturuyoruz ama yürütmenin başında aslında şeydir biliyorsunuz. Cumhurbaşkanıdır. Hı. E, Cumhurbaşkanından başlayan aşağı doğru bir sisledir. Bunu Megaka'yı da koyduğunuzda sonuçta ortak alınan bir kararla bu bütün faaliyetler sürdürülüyor. Ulusal güvenlik politikaları tabii sonuçta. Tabii tabii ulusal bu, güvenlik e, politikaları. E, her, ikisi de öyle. Dediğim gibi yani e, uygulayıcı unsurunuz e, Milli İstihbarat Teşkilatları ve Milli İstihbarat Teşkilatları eli vasıtası yaparsınız. E, yapılış tarzı sorgula pardon e, emir sorgulanmaz. Ama yapılış tarzlarının içerisinde hukukun dışına çıkan yerler varsa sorgulanabilir. Bu şey değildir. Hani e, yüce bir emir geldi, bunlar yaptılar ve yaptıkları her şey helale hoş olsun deme şansına sahip değilsiniz. Türkiye'nin belki asıl sorgulanması gerekenlerden bir tanesi e, hukuktan aldığı hukuktan aldığı görevlerin realitesi ne kadar doğru yapılabiliyor. Çünkü bu sorgulanmadığı için zaten. E, belki kurumlar kendilerini çok fazlasıyla geliştiremiyorlar. Veya e, haklarında çıkan o mitlerle, o mit dediğim mit değil yani, o mitlerle de e, farklı farklı yerlere savrulabiliyorlar. Peki tabiatı gereği gizli bir teşkilat olan yani faaliyetleri gizli olan, e, bir teşkilatın yaptıkları kamuoyunda ne kadar tartışılır? Ya ben şey söyleyeyim değil. mi? Ben e, ya e, kaç tane operasyon yapmış olabilir siz zemin istihbarat teşkilatı? Asala operasyonu her gün konuşulur ortalıkta. İşte şu gitti bu gitti. Ee, işte Abdullah Yücelan'a yapılan operasyonlar işte demin bahsetti. İşte şuraya bomba kondu, buraya bomba kondu. Bugüne kadar konuşulmayan e, herhangi bir e, faaliyeti var mı? CIA'nin de e, işte yani Fransız, siz az önce Serviş. söylediniz Fransız istihbaratı, İngiliz istihbaratının Libya'da yaptıkları da konuşuldu. Ama şöyle mı? bir şey var. Bir açık e, faaliyetler vardır. Açık faaliyetlerini gizlemezsiniz. E, Libya faaliyeti bir açık faaliyettir. Bakın Libya faaliyeti bir açık faaliyettir. E, işte Afganistan faaliyeti bir açık faaliyettir ama biz dünyadaki bütün olan bütün faaliyetler hakkında bilgi sahibi değiliz. Bu anlamda söylüyorum. MİT yeterince gizleyemiyor mu faaliyetini onu mu diyorsunuz? Bence gizleyemiyor. Daha gizli yapmalı diyorsunuz yani. Ama bir şey var bakın bir şey var. Aslında biz şunu bilmiyoruz. Örnek verelim. Yunanistan'da iki tane biliyorsunuz geçen gün takas yapıldı. Milisbat teşkilatının iki tane elemanı daha önce yakalanmıştı. Ee, Türkiye'de de bununla ilgili vardı. Ee, devletler karşılıklı takas yaptılar. Siz Yunanistan'da Milisbat ne faaliyeti yaptığını biliyor musunuz? Hangi şeyden yakalandığını biliyor musunuz? Muhtemelen DEAŞ yani, kapıcıları izliyorlar. Ben de bilmiyorum. Yani demek ki yaptığı birçok faaliyet. Orada başarılı mı diyorsunuz demek? Hayır şunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim e, bizim kulağımıza gelenler böyle bir şey. Çünkü nedir biliyor musunuz? Bir yerde bomba patlar. Bomba patladığında siz dersiniz ki polis teşkilatı önleyemedi. Ama o ana kadar belki 100 tane faaliyeti önlemiştir. Ama siz bilmezsiniz. Bu bunun gibi bir şey. Yani Elektriğin kesilmesi gibi bir şey bu. Yani belki onlarca yüzlerce, yüzlerce haberimiz belki olmayan gizli faaliyeti var. Üstün faaliyeti yapmıştır. Bir tanesinden üç tanesinden haberimiz oluyor. Ya Ama şu var. Türkiye'nin son dönemde yaşadığı savrulmaya baktığınızda, yalnızca milli istihbarat teşkilatı savrulmadı ki. Türkiye'de savrulmayan kurum kuruluş, siyasetçi siyaset şeyi kaldı mı? Herkes savrulup yani e, bu şeyinden e, rüzgardan kendisini aldı. Hatta rüzgarda eminim fırtınadan savrulmayan kurum mu kaldı? Bu kurumlardan bir tanesi mini İstihbarat teşkilatı ve işte e, bu tırların durdurulması. Çünkü şunla eleştirildi. Ya kardeşim bırakın yurtdışına kendi ülkende e, tırlara sahip çıkamıyorsun eleştirisi yapıldı hatırlarsanız. Yani bu eleştiri yapıldı ama ben de şunu söylüyorum ya Türkiye'de genelkurmay başkanı terör örgütü lider olmaktan içeride tutuklu yatıyor ya. Bunlar olurken, yani olur? bu onun yanında şey kalır. Yani Türkiye terör örgütü lideri olmaktan bir genelkurmay başkanı içeride içeride bu tuttu. Yani bu onun yanında inanın çok küçük kalıyor. Yani biz olaylara bazen yalnızca spesifik bir olayla bakıyoruz. Aslında baktığınızda puzzle'ın için çok küçük bir taneydi ve bunların yaşanması normaldi. Ben size söyleyeyim çok normaldi. Peki. Şimdi tartışmayı artık toparlıyoruz yavaş yavaş. MGK'nın verdiği, tanımladığı görevleri yerine getirir yazıyor. MGK'nın ve Bakanlar Kurulu. Mevcut kanunda, mevcut kanunda. Aslında Bakanlar Kurulu yok. Yani şu anki mevcut kanun Mevcut yok. kanunda MGK'nın Başbakan da Başbakan Cumhurbaşkanı ve MGK diye geçiyor galiba. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, yalnızca MGK'nın belirlediği diyor. Öncesinde başbakanın verdiği görevler var. Yani hükümetin ya da başbakanın, Cumhurbaşkanının ama daha geniş kapsamlı olarak MGK'nın verdiği görevleri yapar diye. Ben yalnızca MKK diye diyorum ama e, olabilir. Şimdi MGK'nın yerini Bakanlar Kurulu alıyor. Yap, başbakan get, ve Bakanlar Kurulu. Başbakan alıyor. ve Bakanlar Kurulu alıyor. E, bu bu mudur yani o küpürden hala e, devam etmek istiyorum. Bu mudur Mitin e, suç işleme yetkisine kavuşturulduğu kavuşturulacağı yorumlarına yol açan şey. E... Bir başta şunu söyleyeyim. Yani Bakanlar Kurulu yetki Hı. görev verince ne oluyor? E, oluyor böyle. Ee, herhalde bu değildir yani. Bu ise bu çok saçma bir şey. Ee, zira burada mesele önceden gizli yönetmelikle verilen şeyin yasal bir zemine kavuşturulması, önceden bilmediğimiz bir şeyin e, bugün bilinir hale gelmesi, bilinir hale gelmesi de herhalde yani yaptığı her operasyonu faaliyeti bize haber verecek değil, e, sadece bunun yasal çerçevesi oluşuyor. E, 7 Şubat'ta olduğu gibi ya da MİT durdurulması olayında olduğu gibi bir operasyona maruz kaldığında bir savunma zırhına bürüyor MİT kendini. Mesele bu. Bana kalırsa bu. Yani, bu. Mitin mitin yasal yetkilerinin sınırlarını tam olarak bilmiyoruz. Gizli yönetmeliklerle çoğu tanımlandığı için şimdi hepsi açık bir kanun kapsamına alınıyor. Dolayısıyla en azından yasal yetkilerinin sınırları hakkında şimdi Şöyle mi? bir eleştiri getirenler var. E, bu yasal çerçevenin e, mit denilen yapının yani daha doğrusu istihbarat denilen yapıların doğasına aykırı olduğuna dair bir eleştiri var. Bu eleştiri de bence ciddi almak gerekiyor. Yani e, Mete Bey başta biraz aslında ona atıfla bu, da bulundu. Ben de belki oradan Aynen. yola çıkarak bir Aynen. yanlış anladım size ama. E, şimdi bu de bence kayda değer bulmak lazım. Yani e, bu böyle de eleştirilebilir. Mevcut e, değişiklik böyle de eleştirebilir. Bu kadar alenileştirilir mi MIT, milli istihbarat? Zira siz e, aynı zamanda başka istihbaratlarla da yarışıyorsunuz. Daha doğrusu bir güç mücadelesi içerisindesiniz. Baş Başka istihbaratlar her şeyi dilediği gibi e, yapıyorken siz kendinizi sınırlandırıyorsunuz, kanunla bağlıyorsunuz. Böyle de eleştirilebilir ama biz şimdi meseleyi daha ziyade Türkiye'de nasıl tartışıyoruz? Erdoğan miti oluyor şeklinde tartışılıyor, Türkiye muhaberat rejimine dönüyor şeklinde tartışıyoruz ama çok enteresan bir şey, çok yakın zamana kadar biz neyi öğrendik? Türkiye'de insanlar uyduruk davalarla ya da tamamen hukuksuz bir şekilde yani hukuk e, bahanesi bile altına sokulmaksızın binlerce kişi dinlendi. Bu Bunlar ifşa olduğunda kimse demedi. Ne oluyoruz? Yani muhaberat e, bir paralel muhaberat e, rejimi mi kullan, e, kuruldu diye sormayanlar bugün MIT'in neredeyse şeffaflaşmaya çalıştığı ve biraz da e, Öyle anlıyorum ki e, çağın e, ve teknolojinin şu bunun bunun imkanlarını ve işte Siber ortamın dan gele, gelebilecek imkanları ve tehlikeleri de e, şey yapabilecek kapsayacak bir yenileşme e, çabasına girdiğinde bunu biz muhaberat rejimi e, olmakla nitelendiriyoruz e, Ben bunun en temelde işte o siyasallaşma mevzusunun tamamen yanlış anlaşılmasıyla Daha doğrusu isteyenin istediği gibi anlamasıyla ilişkili buluyorum. Ee, Türkiye'deki güvenlik politikalarının siyasi iradenin e, denetiminde, kontrolünde, inisiyatifinde olması kadar normal doğal bir şey yok. Bana kalırsa. Burada bir şey bir şey ekleyebilir miyim? Yani Peki, o eki. tam çünkü konu bence en önemli şeylerden bir tanesine değindiler. Ee, orada şu var. Zaten bakın bir istihbarat birimine. Türkiye'deki verdiğiniz kanunun yurt dışında faaliyeti legalleştiremezsiniz. Zaten yaptığınız bütün faaliyetler illegaldir. Yani yurt dışına sınırın ötesine yani çıktığı geçtiğiniz andan, andan itibaren başka, o bir başka bir hukuka tabi. Yok. Hukuksuzluğa tabisinizdir. Yani sizin yaptığınız karşı casusluk faaliyeti o ülkede... Ya benim ülkemde zaten böyle bir kanun maddesi vardı. Ben de o kanun maddesine göre geldim. Ben de sizi burada böyle yapıyorum deme şansına sahip değilsiniz. Zaten o andan itibaren tanınmıyorsunuz. Ama en azından kendi ülkenizin savcıları tarafından takibata uğramazsınız. Yani, yani işte burada ben, böyle bir tehlike var. Şey. Tam da işte neden şimdi böyle bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var? Hani 82'de yapılmış bir yasanın tabii ki değiştirilmesi elzemdir vesaire ama şimdi bu timing'i anlamı biraz da bu işte. Şimdi konuştuğumuz ee, mesele yani içeride siz eee MİT müsteşarınız bile e, soruşturmaya, kovuşturmaya uğrayabiliyor. Yani polis, jandarma, e, savcı burada kovalıyorsa. Ya evet, evet sıyorsa, yani, yani bir koruma evet. zırhı istiyor yani. Belki de kendi aleyhine, ileride kendi aleyhine dönebilecek bir koruma zırhına bürünme ihtiyacı içerisinde. E, bütün bunların ben çok doğrudan çözüm süreciyle alakalı olduğunu düşünüyorum aynı zamanda oradan Tabii ki tabii ki yani. Tabii ki o, yani. İşte Melih'in dediği yani var. belki bir gün akil insanlar bile ee, soruşturmaya tabi tutun. Evet, Mevzu zaten bu yasa onun için hazır. Şimdi biraz Hayme Hanım bakın olayı öyle bir küçümsedi ki. Yani Türkiye şu anda MİT'e alınan tesisleri, antenleri, dinleme cihazlarını, dinleme araçlarını, siber savunma sistemlerini falan tartışmıyor ki. MIT tabii güçlendirilir. Bunu bizim haberimizin olmasına da gerek yok. Ya burada Artvin'deki, Hakkari'deki, İstanbul'daki adama neyi ilgilendiriyor şimdi? E araç alındı, gereç alındı, siber savunmaya, siber saldırılara karşı güçlendirildi. Bu zaten yapılması gerekiyor. Teknolojik açıdan çağın gerekleri istihbaratı güçlendirmeyi zorunlu kılıyorsa, devlet bunu yapmıyorsa zaten bitmiştir. Bur burada asıl mesele şu. Burada tartışılan mesele ne? Bu ülkede şu anda siyasal rejimle o rejimi çökertip belki kendisi hakim olmak isteyen bir cemaatin kavgası MIT'i öne çıkardı. Nasıl öne çıkardı? İnsani yardım adı altında Türkiye'nin yaptığı bazı çabalar sırasında devletin istihbaratının iç birimlerine mi dış bir devlete mi sevk ettiği bilinmeyen ama tartışılan ama bana göre silah götürüyor, yardım götürüyor. Bu tartışmalar sırasında kendi hakimiyetleri ona devletin geleceğini Devletin bekasını, hatta milli siparatın, hatta millete hizmet ettiği için milli sıfatı alan o kurumun yıpratılmasına ben karşıyım. Burada bu tartışılıyor. İkinci mesele ne? Siyasal iktidar hem cemaate karşı bir savunma sistemi oluşturmak, hem Suriye politikasını daha güçlü, daha operasyonel olmak, hem de PKK konusunda... Belki de ileride yaşanabilecek bu sorunları devletin bir birimine ihale etmek sıfatıyla kendi sorumluluğunu yok etmek için bir kurumu ciddi biçimde yıpratılıyor. Bakın tekrar aydınlıkta bunu ısrarla yazdım. Ben cemaat ve tarikatların bu kadar devletin içerisinde sirayet etmek için devletin istihbaratını ihbar edebilecek bir konuma gelmişse burada siyasal iktidar bunlara operasyon yapmıyorsa zaten hata ediyor. Çok açık söylüyorum bunu. İkinci mesele ne? Bu kadar önemli, bu kadar üzerinde titrenmesi gereken devletin iş ve dış tehditleri açısından bir kurum niye bu kadar yıpratılıyor? Niye bu kadar masada ve niye bu kadar acele bir şekilde bir operasyona, düzenleme operasyonuna uğruyor bence? Bunun bence bir geri çekilip kurumlar arasında çok ciddi tartışılması gerekiyor. Mete Bey'e mi söylüyorsunuz <laughs> evet, bunu? Herkese bu söylüyorum. Tır, tır, bakın <laughs> burada... Aydınlı manşet atma suçu legalleştirme çabası. Ya o mit olayını, o tür olayını deşifre edenlere söyleyeceksiniz bunu. Çünkü yasa dışı bir iş yapıyormuş gibi bir algı yaratırsanız burada... Toplumun kafasında ama, mit yanlış işlere mi sürükleniyor var, gibi yani, bir MİT e, algı ortaya çıkar. MIT'e verilen ya da mit için tanımlanan yeniden tanımlanan kimi yetkilerin evet. suç işlemek için verilmiş yetki gibi gösterilmesinden söz ediyor. Evet, ben de diyorum ki mit tır olayı gibi olaylar deşifre olursa kanunun verdiği bir yetki ile nasıl suç işlenir? Bakın devletin şimdi bir defa bunun adı gizli istihbarat mı? Yapacağız şeyin, her şeyin zaten gizli olması eşyanın tabiatına aykırı olur gizli olmaması. Gizli olması gerekiyor. Bizim ama bilmememiz mi gerekiyor? Efendim yani? niye biliyoruz ki biz? Niye biliyoruz yani? Burası zaten fakir fukara. Ama niye, bildiğimiz, niye bildiğimizi şimdi hepimiz biliyoruz ama niye biliyoruz yani? bu kadar? Bu kadar bilmemize de gerekiyor. De, gerek e, Le illegal bir şey yoksa bilmememiz zaten. Mete Bey'in bir ilave tam, gerekiyor. Tam, tam, tam tabir gizli değil aslında. Örtülü operasyon. Örtülü operasyon. Örtülü operasyon da şu demek aslında. E, bilmesi gerekiyor. Kurumun adını söyledin. Yok hayır ben anlamak gizli anlaması söylemedim. Yani örtülü operasyon tarafta. aslında bilinir. Ne zaman kimin ne yaptığı, nasıl yaptığı bilinmez o kadar. Bunu ama kim bilir biliyor musunuz? Bunu herkes bilir. Türkiye'deki gizli operasyon dendi yanlış olur? Gizli gerçekten hiç kimse bilmez. Ama örtülü bilir. Ama bilmesi gereken bilir. Yani sıkıntı orada. Gizli gerçekten gizidir. E tamam o zaman bilmemizde de bir sorun yok. Yani yani Siz bilebilirsiniz ama bunun kim Bilmem tarafından nasıl... Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Evet, tabii, örnek verin Bilmemizin gereği var Hayır şöyle örnek vereyim. Hayır, örnek var kavram kargaşasına... Hayır yok yok hayır örnek vereyim. Örnek verelim. Bilmemizin gereği var mı? Örnek verelim bak örnek verelim. Hayır biliyorsunuz çünkü ben onu söylemeye çalışıyorum. Ben de diyorum ki bilmesin. Hayır şunu söylüyorum. şey yok. Geçmişten örnek vererek söyleyelim. Şam'da Abdullah Hoca'nın suikast gidilmişliği için bir bomba patladıldı. Türkiye'de bilinmiyor mu? O gün Türkiye'de bunun yankısı olmuyor mu? Ama şunu biliyor musunuz? Kim gitti? Nasıl gitti? Ne zaman gitti? Kimin tarafından gidip Obama koydu bilmezsiniz. Örtülü operasyon budur, budur işte. Diyorsunuz. Ama e, bakın gizli dediğinizde hiçbir şey bilmezsiniz. Aklınız ucundan bile geçmez. Yani o sizin bilmediğiniz bir şey. Örtülebilirsiniz ama bunun Türkiye ile bağlantısını kuramazsınız. Onu söylemeye çalışıyorum. Peki. E, çok e, daha şey açıklayıcı oldu bu e, söyledikleriniz. Ne kadar süre? <laughs> Bana <onu söyleyeyim>. i̇çinde, <laughs> i̇çinde bildin bilmedin <gülüyor> kelimeleri <laughs> geçmesin Daha program devam tamam. ediyor. Bir aramız daha var. Ee, yani mitten bir de şeffaflaşma beklentisi var. Şimdi bu tartışma tabii onu da yeniden gündeme soktu. MİT'ten MIT'ten ne kadar şeffaflaş, şeffaflık bekleyebiliriz bekleme hakkımız var? Türkiye'nin bu dönüşüm süreci içerisinde hangi grubun ne kadar şeffaflaşıyorsa ki bence bu siyasetin denetimine ne kadar girdiğidir MIT'ten de onu bekleriz. 10 On yıldır bu ülkede bir dönüşüm süreci var. Eskiden siyasal iktidarlar müteahhit gibi çalışıyorlardı. Yolsu elektrik işleri yapıyorlardı. Şimdi rejime dair yapısal politikalar geliştirebiliyorlar. Her alanda dönüşüm yaşandı. Sadece MIT alanında böyle bir dönüşüm sürecini biz yaşamamıştık. Siyasal iktidar muktedirleşikçe o alana da girmeye başladı ve tartışmaların aslı bunun üzerine gelişiyor. Yani bu e, yasa maddelerine bak Tehlike çanları diyorsunuz. bundan sonra mı çalmaya başladı? Yani siyasal iktidar bu alana giriyor ya giriyor da siyaset diye. bu alanı tanzime girişiyor diye. Bu alana da giriyor diye başladı. Çünkü demin dedim aslında konuşmanın başında bu GES 2011'deki GES'in yani o ciddi anlamda bilgi çağındayız ve istihbarat e, paylaşımının aslında istihbarat kaynaklarının siyasal iktidarın kontrolündeki bir kuruma geçmesiyle tartışma başladı. Bundan uluslararası istihbarat servisleri de çok rahatsız oldu. Hatırlayın o dönemde çıkan haberleri. İsrail gazetelerinde, Amerikan gazetelerinde GES'in bu yetki devrinin, işte araçların MIT'e devrinin ne kadar büyük bir problem yaratacağı 3 yıl önceden <laughs> yazılıp çizilmeye başlandı. Hatta ülke içerisinde muhalefet de şunları söylüyordu. İşte GES devredildi MIT'e, şehit sayısı arttı. Yani 50 kişi hayatını kaybetmişti, 70 kişi hayatını kaybetti. Hatta Uludere bile ona bağlandı. Ama bakın çok önemli. Bile ona yani bunun propagandası yapılmaya başlandı. Bir güç el değiştiriyor. Eskiden o güç siyasal iktidarlara karşı kullanılmak içindi. Şimdi parlamentonun içerisinden çıkmış halkın tek ve meşhur temsilcisi siyasal iktidar bu güce sahip oluyor. Bu ciddi anda rahatsızlık yaratıyor. Türkiye içindeki vesayet odaklarını da rahatsız ediyor. Eskiden askeri vesayetti, onlar tasfiye edildi. Yerine gelen bürokratik vesayetti bu gücün parlamentoya, siyasal iktidara geçmesinden rahatsızlık duyuyor. Yoksa yasa maddelerini konuştuğumuzda ciddi anlamda bunların içerisinde bir şey yok ve hepimiz biliyoruz ki çözüm sürecine yasal zemin hazırlamak, cemaat çevrelerinin mites sızma faaliyetlerini engellemek ve Suriye'deki işte savaş ihtimaline karşı da bir takım devletin dış politikası ile ilgili edimlerine meşruiyet kazandırmak için yapılıyor bu. Bu yasal düzenlemenin yegane amacı da bu. Yoksa teknik konularla şeffaflaşıyor, hangi yetki alanı kime devredilecek falan bunlarla ilgili bir tartışma olmadığını düşünüyorum ben. Yani özünde çözüm süreci ve Suriye'deki operasyon gibi mite sonra suç isnadı olarak geri döndürülen, evet, bir takım uygulamaların operasyonların yasal altyapısını hazırlamak için ve genel olarak da Akif Bey gündeme geldi. Evet, diyorsun. genel olarak da dönüşüm sürecinde Türkiye devleti bir dönüşüm yaşıyor. Siyasetin daha muktedir olduğu, dünya ile entegrasyonun daha fazla olduğu. Bu kurumlar arasında da mit vardı, kurum kurum gidiyor. Bir de ekleyebilir şey miyim e, Melih'in söylediğine, PKK'nın e, e, ve Öcalan'ın bütün bu e, süreç içerisinde devamlı dile getirdikleri bir şey var. Yani bu müzakere ya da çözüm sürecine yasal zemin, yasal zemin deyip duruyorlar. Şimdi bunun bir takım formülleri konuşuldu hatırlarsınız. İşte e, meclis bilmem, e, mecliste bir şey oluşturulsun, e, çip, komisyon olur. oluşturulsun, e, işte, ülke dışına çıkışlar bilmem işte meclis komisyonu denetimi de olsun vesaire falan gibi. Şimdi hükümet e, böyle müstakil bir şeye cesaret edemedi. Ama bu aynı yani bu mit mit e, yas onun yerine geçer. Mi? Onun yerine geçmiş olacak. En azından e, yani evet. Yani deniliyor ki ben... terör örgütleriyle görüşebilirsiniz. Barışı Dün fiilen yürütüyorduk. Dün yaptığı itiraz tam da bu yüzden evet. Barışı fiilen yürütüyorduk. Şimdi yasal olarak yürütüyoruz. Bunda da ne gibi bir sakınca var onu bilmiyorum. Fiilen yapılan iş yasal olarak da kullanılacak. Kısaysa yok yok. Bence daha sonra kullanacağım. Son bölümdeyiz. Artık toparlayacağız. İki başlık konuşacağız bu bölümde. Bir tanesi tekrar en başa alıp e, meclis gündemindeki MIT yasası, MIT yasa tasarısı MIT'in siyasallaşması anlamına mı geliyor? Tüm bu tartışmalardan sonra hala bu görüşte olanlar aynı görüşü koruyor mu? E, ve neden? Yani MIT yasasında bunu haklı çıkaracak, metinde bunu haklı çıkaracak ne var? E, metne de dönmüş olacağız. E, i̇kincisi ve ondan da önce Nereden icap etti böyle bir yasa değişikliği? Ee, hemen bununla başlayalım. Ee, Mete Yarar. Nereden çıktı yani bu MIT yasası gündemimize nasıl girdi? Valla şöyle söyleyeyim. Bir tırlarla beraber başladık. Arkasından 17 Aralık, 25 Aralık devam eden süreç. Ve o dönemin arkasından gelen, seçim öncesinde hatta seçim zamanında seçimden önce çıkartılacak olan bir kanundu. Sonra çok doğru bir kararla seçim sonrasına bırakıldı. Hı hı. Ben de birçok yani Cumhuriyet'te yazılarımda da yazdım. Yani kesinlikle hani seçim öncesinde eğer çıkartılmış olsaydı seçimle ilgili her türlü şey e, bu yasayla beraber götürülür dedim. Çünkü e, şöyle söyleyeyim istihbarat örgütlerinin bir korkulan bir tarafı vardır. Ve ben de çok doğru bir kavramdır bu. Kendi ülkesinde istihbarat toplamasına ve operasyon yapmasına izin vermezler. İstihbarat kavramı ve Operasyon kavramı birleştiğinde kumpas oluşur. Dünyanın her tarafında bu bir şeydir. Ama emniyet tamam da emniyet istihbarat olayları önceden istihbarat edip ne güzel, önlemeyecek ne mi? Ya güzel. da, milit, i̇şte, bak, ya ne da güzel. i̇şte bakın güzel. bakın olayları işte, önceden haber alıp önlemeyecek işte mi? İşte bakın o ikisi birleştiği için kumpas oldu. Bakın o ikisi birleştiği için kumpas oldu. Hiçbir yerde istihbaratla operasyonu birleştiremezsiniz. O yüzden mahkeme kararları gerekir. O yüzden farklı farklı araya şeyler koyarsınız. O yüzden eee işte adli polis denen polis teşkilatı farklıdır. Gibi kavramlar birbirini üstüne koyarsınız. Ama savcı ile polis birleşince de işte oluyor ee, yani. İşte gel, ya Bu Türkiye'ye özgün bir e, yaklaşım ve yaşanan bir süreç. Özel bir örnek diyorsunuz. Özel yani. bir örnek. Bizim özel. yaşadığımız 17 Aralık. Aynen aynen gibi. yani evet. özel bir örnek. Türkiye'ye özgün bir örnek. ha Vardır başka ülkeler ben bilmiyorum ama şu anda yaşadığımız bize özgün. Burada benim e, temel itirazlarımdan bir tanesi şu. E, böyle bir kanun teklifi önce kanun tasarısı olarak gelmeydi kuruluşların görüşleri alınıp hep beraber incelenip çünkü içerisindeki bütün maddeler anayasa komisyonu, içişleri komisyonu, adalet komisyonu ve savunma komisyonundan geçmesi gereken bir tasarı. Bu kadar hızlı geçirilmesinin sonuçları sonrasında çok gözükür. Bu kanun teklifi olarak geldiğini hatırlar mısınız? İçişleri komisyonunda çok kavgalar oldu seçim öncesinde. Ve o kanun teklifinden şu andaki gelinen noktada en son Beşir Atalay şöyle bir açıklama yaptı. Arkadaşlar en az 8 tane değişiklik yapacağız. Ve bu değişikliklerle o e, kanun teklifi neredeyse baştan sona değişecek dedi hatırlarsanız. Ya e, ben de diyorum ki bu kanun e, bu kadar önemli bir konu. E, böyle önergelerle değiştirilecek olan bir kanun e, teklifiyle beraber gelmemeli. Yine hala zamanı var Türkiye'nin bakın hala zamanı var. Hükümetin de doğru bir zamanı var. Doğrudur Milli İstihbarat Teşkilatı'nın böyle bir kanuna ihtiyacı var ama yöntem şekliyle bu şekilde geldiği müddetçe bir sürü vebaliyle beraber gelir diye söylüyor. Biraz, biraz apar topar geldi ama bu zorlayan <laughs> galiba şartlar da vardı. Yani sizin işaret ettiğiniz hani ama e, bu sıcak şart... meseleler vardı. Şimdi tam oraya gideceğim bakın. Şimdi e, yine aynı yere gelirsek bu kavramla geldiğinizde bu şartları zorlamaması gerekiyor. Neden? E, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Türkiye'de yapılacak olan paralel yapıya müdahale deyin, isterseniz e, cemaat operasyonu ve ne derseniz deyin. Bunu burada kullanamazsınız. Çünkü o zaman kullandığın o değil, çözüm süreci var, devam bakın, ediyor bakın, ve... Ama bakın bir şey söyleyeceğim, bakın. Şimdi oraya geleceğim. Asıl formülasyonun nerede tıkandığını söyleyeyim de onu oradan gidelim. E, demin Melih Bey de söylerken e, müdahale etmek istemedim. Kanunlar çıktığında geçmişte yaşanan e, uygulamalara e, ortadan kaldırmaz. Suçu ortadan kaldırsanız kaldırır. Ama bu gelecek olan zırklar geçmişte yaşanan e, olayların hiçbirinin kanunsuzsa özür diliyorum. Yani şey anlamda suçlamak istemiyorum. söylemiyorum. Kanunsuzsa suç, e, suçu ortadan kaldırmayacaktır. Onu Ama çıkıyor. şöyle bir şey var. Hayır, davayı şimdi açarlarsa geriye dönük tabii ki pozitif son çıkan şeyden yararlanılacak. Evet. Şimdi şöyle bir olay var. Çözüm sürecinde özellikle çözüm sürecinde o kadar farklı istekler yapılıyor ki istekler var ki şu anda bunu şu andaki uygulama yönetmek ve yönetmekle yapma şanslarına sahip değil. Bense çok basit e, fix örnekler söyleyeyim. E, Abdullah Ucan'la Kandil'in e, direkt bir e, zaman zaman görüşme yapmasının sağlanması var. Bakın görüşme yapmasının sağlanması var. Böyle bir o cenahtan, Kandilden gelen böyle bir talep. Ama var. bu önemli şeylerden bir tanesi. Anlatma ya da şu var, ya da şu var. Bu metinde var. bu yasa değişikliği metninde bunu sağlayacak bir şey var mı? Var. Ne diyor metinde? Çok basit. E, tam sizin değişiklik olan maddenize var ya. E, e, milli güvenlik ve diğer kapsamlarda yapılacak olan e, her türlü görev yapmak var ya Biraz önce anladım da zaten. Bakın yani şimdi bakın şöyle oradan bir oradan şey. o ama genel bir hüküm ama bakın yani. ama şimdi genel hüküm bakın ama şimdi öbürde genel hüküm ha, diyor ki mesela yani verilecek görevleri yapar siz diyorsunuz ki e, bu görev verilirse bunu da yapacak tabii yapacak e, 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 tamam şu anda da. da ben, tamam, ben, şu ben de, öyle hayır, öyle hayır ben de onu şey söylüyorum işte yani. bakın yani. ama şu an, ama da. şu andaki yetmez şu andaki yetmez örnek verelim e, Kahveci e, ayrıca da görüşsünler Mete Bey eğer oluyorsa görüşsün ya. Selahattin Demirtaş gitmiş şişt. Kandil'in mektubunu vermiş. Ha oradan oraya. Bence daha sağlıklı. Bakın olur. ben şöyle bir şey Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Benim şu anda konuştuğum itiraz etmeme etme makamında Anladım ama ben, zaten vardı zaten. Hayır ama bakın daha büyük e, istenen şeyler var. Kahvecilerin e, direkt e, İmralı'ya girip orada görüşme yapmak istekleri gibi. O kadar farklı istekler var ki. Şu anda tıkanan konu özellikle Kahvecilerin en son Kandilden gönderdikleri mektupta şunu söylüyor bu andan itibaren ilerleyemeyiz diyor. Biz artık... Bu işi koordinasyon makamı olarak yapacak olan bakın koordinasyon olarak yapacak olan Milli İstihbarat Teşkilatının yönetmeliği şu anda bunu kaldırmazdı. O yüzden çözüm süreci için doğrudur. Çözüm süreci için bunların acilen çıkması gerekiyor. Bu da kat şuna katılmayabilirim. Yok kardeşim bunlar doğru değil. Tartışması ayrı bir tartışmadır. Ama şu anda bulunan mevzuat, şu andaki mevzuat şeye yetmiyor. Peki. Bu isteklerin hiçbirinin karşılanmasına yetmiyor. Mevcut mu? Mevcut, mevcut, ya yetmiyor. mevcut yetmiyor. Yani, yani şu anda bu de... kadar esneyebilirler. Değişik... Bundan daha fazla esneme kopartır. Ya bir değişiklik ihtiyacı vardı diyorsunuz. E, bürokratların isteği var. Çünkü diyor biz bunlarla daha fazla gidemeyiz. Bizim yapabileceğimiz bu kadar. Bundan sonrası Peki. gitmek için e, ekstra e, kanunlara ve şeylere Peki. ihtiyaçları var söyleniyor. E, şimdi bir takım sakıncalar e, dolayısıyla kamuoyunda tartışılan ee, ve eleştirilen e, maddeler de vardı. Birçok şey değişikliğe uğradı. En sonda işte e, dün itibariyle e, her, sanın, türlü kavramda baş... her, her türlü de kavramı da çıkacak. Her, her türlü her türlü her türlü, çıkacak vesaire. E, denetim meclis Hı. denetimi getiriliyor. E, falan falan takım değişiklikler, rötuşlar e, yapıldı. Bu e, rötuşlardan sonra gelinen son noktada nihai metin kabul edilebilir bir metin mi? Ben, Ve e, ihtiyacı karşılar mı? Yani Mete Bey'in de işaret ettiği e, o değişiklik ihtiyacını karşılar mı? E, şimdi Mete Bey e, şunu söyledi. Bence de çok haklı. Gerçekten e, seçimden önce e, değil de e, bugün e, günde meclis gündemine gelmiş olması bizim birazcık daha elektriğin düşük olduğu bir ortamda bu konuyu tartışıyor olmamıza imkan verdi. Bu yüzden bence kesinlikle şart. o zaman çıksaydı eşkalle e, çıkacaktı. Es Eski, hali yani eski haliyle çıkacaktı. belki çıkacaktı ve işte Cumhurbaşkanı geri gönderecekti Anayasa falan filan. Aferin. Yani şu komisyon ve genel kurul sürecinin geniş olması çıkacak olan her yasa için bence bir sağlık işaretidir. Kesinlikle. E, Nitekim bu, bu yasa içinde böyle yasal düzenleme içinde böyle bir süreç geçerli ama ben... Nereden icap etti peki bu yasa? E, bu yasa, hani başta da soru. söyledik aslında. Bence bu yasanın en temel, yani paralel yapı ile mücadeleyle bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Ama oradan gelecek operasyonlardan korunmayla doğrudan ilgisi olduğunu düşünüyorum. Süreci korumayla doğrudan ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bir de e, bu düzenleme hani e, 17 Aralık'tan sonra e, oturup bir şey yapmaya kalkılmış değil. İki yıldır üzerinde çalışılan bir tür tırnak içinde modernizasyon ihtiyacının da getirdiği bir şey Ückeln ama bu güncellenmesi. güncellenmesi ama tabii bu işte neden şimdi sorusunun cevabı değil. Yani şimdi biraz olan dışı bir süreçten geçiyoruz. O yüzden bu soru her şekilde anlamlıdır. Neden şimdi sorusu ama e, yine de bugün gelebilirdi. Yani biz normal koşullarda e, bir normal bir süreçten geçiyor olsaydık da bugün gelebilirdi. Biz o zaman sadece işin modernizasyon kısmını konuşurduk ama şimdi başka ihtiyaçlar da söz konusu. Onunla da alakalı bir şey söyleyeceğim. Bu en kamil haline erişse bile e, Mutlaka mecliste buna itiraz edecek olan e, bir parti var başta MHP olmak üzere. O yüzden hani biz bunda bir mükemmelliyet e, seviyesi diye bir şey olmaz. Yani böyle bir beklenti içinde hiçbir olmak da için. evet hiçbir yasa için böyle bir şey e, söz konusu değildir zaten. Şimdi e, nereden icap ettiği ayrı bir başlık olarak konuşalım e, talebi vardı burada ama farklı bir şey galiba söylenmeyecek. Onun için bunu burada tutalım turu tamamlamadan. Ee, şöyle devam edelim ee, Mehmet Bey. MİT'e hepimizin önünde metin var. Ee, üzerinde yapılan son rötuşlar değişiklikler de var. Ee, teknik teferruata boğmamak için tek tek hani madde madde onun üzerinden gitmiyoruz çünkü uzunca da bir metin zaten bu. Ee, MİT'e özellikle de bu hani orası burası kırpıldıktan sonra geriye kalan haliyle verilen yetkiler, verilecek olan yetkiler. Yasa geçtiğinde tamamlandığında, miti CIA'den İngiliz istihbaratından Fransız istihbaratından daha güçlü hale mi getiriyor? Onlarda olmayan bir takım yetkiler mi veriliyor mite? Dış operasyonlar, dış operasyonlarla ilgili, bir de terör örgütleriyle ilgili müdahale konusundaki e, buradaki maddeler biraz dış istihbarat, dış ülkelerin istihbaratının e, çalışma çemberine biraz içine alıyor. Şunu söyleyeyim. Bu Ay CIA'de olmayan bir şey mi veriliyor? İşte ee, işte bilmem e, İngiliz istihbaratında, Fransız istihbaratında olmayan bir şey mi veriliyor? E, bakın orada bunu biz e, dış dengeler açısından burada değerlendiremeyiz. Bir defa bu yasa bu taslak nasıl yasallaşırsa yas, yasallaştın bu saatten sonra bunun üzerinde siyasal iktidarın damgasını kimse silemez. Bunun bir siyasal iktidar istihbaratı şekline dönüştüğü kaygısını gideremez. Nedeni ne? Şu, şu anki siyasal iktidarın sıkıştığı üç önemli konu üzerinde şekillendirilmiştir MİT yasası. Suriye, cemaat ve PKK. Üç konuda da sıkıştığı için alel acele böyle bir tasarı getirilmesi de yanlış. Bu ileride mesela Suriye konusunda orada kafa kesen, infaz yapan IŞİD militanlarının e, orada öldürülmesine Türkiye yardımcı oluyormuş gibi bir algı yaratılırsa Başbakan Lahya Adalet Divanı'na gider ileride. Burada o yüzden... Ben bağ ben takip edemedim. <laughs> ben bağ kuramadım. Ben, ben bağ edemedim. Tekrar Nedir? Söyleyeyim. Bir daha söyler misin? Türkiye, bakın siyasal iktidar şu anda Suriye, PKK ve Cemaat konusunda sıkıştı mı? Bu yasa tam bu sıkışma sırasında gündeme geldi mi? Geldi. Bunlardan biri. O zaman geçmiş olsun. Efendim, ne yaparsanız yapsın, bu bir Erdoğan'ın istihbarat birimi gibi algılanacak. Tarihi her dönemde bu olacak. Ama şöyle bir şey var. MİT yasasını Ama... değiştirdiği için <laughs> dahiydi de mi yargılanacak? Hayır. Şaka? Şunu söylüyorum, Mit bugün Suriye'nin e, insanı yardım adı altında bu kadar iç operasyonlara yönelirse. Suriye'de. Bugün Suriye'de Avrupa'nın da hatta Amerika'yı da ürküten İŞİT ve El Kaide'nin militanlara da kafa kesip hatta çocukları tetik e, kurşunla infaz ettikleri bir dönemde dünya kabuğunun bu kadar tepkisini çekerken Türkiye'de Suriye meselesinde Amerikan ve diğer emperyalist güçlerin bir taşeronu gibi algılanıyorsa ileride siyasal iktidar suçlu duruma düşecek diyorum. Tabii şöyle bir şey var. Ben şunu kuramadım. Türkiye iç kanunla çıkartmış olan hiçbir şey yurt dışındaki bir faaliyeti engellemez. Yani şu anlamda söylüyorum. Yani bu kanun çıktığında Lahey bu bir suçsa senin kanununa uygundur deyip yapmaz. E, Dahi bağlamaz diyor. Ya bağlamaz yani öyle Mesela, bir yani bu, bu, neden bağlamasın? Ya, siz, bunu bugün mecliste MHP'de ya, CHP'de karşı geldi bu. Ama şöyle bir şey senin, Suriye'de yasa dışı şeyler olursa Türkiye'de bu, bugün Suriye bu kanun bu kanun e, yurt dışında yapmış olduğunuz mette bir mette faaliyet illegal ise Lahey'e gittiğinizde zaten o illegal 90. Içinde, anlaşma maddesi diyor ki anayasada zaten çıkardığınız kanunlara anlaşmaları aykırı çık olamaz. Lahye, ya, adalet divanında biz konuşuruz bu, bu bizim fantezimiz. Bugün hayır bugün siyasal onu söylemeye. Bugün söylüyorum. siyasal iktidar kendi dış politikasındaki sakıncaları, mitin biraz da haddini aşan, gücünü, yetkisini aşan operasyonları kapatmaya çalışıyorsa yarın dış e, dünyada bir yargılama gelirse burada sanık olarak masaya oturacak istihbarat kurumları olmayacak. Direkt başbakan sorumlu olacak. Onu söyledim. Başbakanım evet. bu gönderme evet projeksiyonları ya, çok... var ya Uludağ'dan beri devam ediyor. Şimdi tır, MİT tırlarını durdurdular. orada mı açıkladılar? İşte bir tane yabancı Amerikalı Orada kafa kesen teröriste buradan silah gidiyor, para gidiyorsa kafa, para kafa gidiyorsa, kesen teröriste başbakan gönderen suçlu olur. Silah gönderen e, katili ortaktır. Hı. Ama bu söylediğiniz şey bir tane somut de, delil yok MIT'ler durduruyorlar. Başbakan Lahey'e gidebilir. Bir tane Amerikalı artık bunamış konumda eski ödüllerini çıkarırsanız Türkiye sarin gazı e, işte göndermek için muhaliflere yardım ediyor diyor oradan Lahey'e gidecek. Şimdi siz diyorsunuz ki bu MIT kanunu çıkarsa başbakan Lahey'e gidebilir. Bu yasa, ya Allah aşkına bu yasa sadece... Bu yasayla yapılacak operasyonlar Türkiye'yi zor ya, durumda şey. bırakırsa başbakan yani, bunun sorumlusu olur diyorum. Tamam e, şöyle diyor bilmiyorum sadece. Siyasal iktidarı kim yönetiyor şu İyiliğini, anda? İyiliğini kötülüğünü konuşabiliriz ama evet. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın zaten uluslararası anlaşmaları aykırı. Biz yasa falan çıkartamıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Böyle yok bir abi. durum yok. Bu bizim felaket senaryomuz burada. Bizim fantezimiz. Ve ahaliye de böyle geçiyor. Halk da bunları böyle dinliyor. MIT kanlı iyidir kötüdür. Mete teknik şeylerini söylüyor. Ya, Türkiye, Bunlar üzerinde Türkiye'de konuşuyoruz. Türkiye'de Hayati bir MİT durum MİT yok. MIT'in şeffaflaşmasını özür dilerim. MIT'in şeffaflaşmasını MİT isteyenler. MIT'in direkt aktör haline geldiği çözüm sürecinin içeriğini biliyor mu kimse Türkiye'de? Sürem kalmadı. Ben kimse de şunu bilim. söyleyeyim. E süre, bir Çözüm sürecinin içeriğini bilmek durumunda mi? da değilsiniz. Nasıl Siyasiler biliyor, Zaman biz biliyor. biz mitin Dünyanın hiçbir bilmek zorundayız. Aldersay buraya geldi. Anlatıyoruz. Çözümü eee bilmek gerçekten... zorunda. 70 milyonla ilgiliydi. Ben sizinle. Ama mi? 70 milyon böyle biliyorum. konuşmak diye hoşuma gitmiyor. Ben Lütfen. sizi kesiyorum diyeyim demek ki. Şimdi kesmek falan değil. yanlış bir bak... şey söylediğiniz. Ben diyorum ya. Tabii işte ki o ne demek ya? ya? Yanlış bir şey söylüyorum. Böyle bilmiyorsunuz. Mitin şeffaflaşmasını isteyenler, mitin ben müdahale konuştum. ettiği bir çözüm sürecinin içeriğini evet, niye bilmiyorlar? Evet. Ben yanlış şey aynı şeyle tekrar duruyorsunuz. Ben de kendi görüşlerimi bildirdim. Siz söylediniz böyle düşündüğünüzü. Çözüm süreçleri dünyanın her yerinde parlamentonun ve bilmesi gereken işte o bürokratların bilmem nelerin bilgisi dahilinde gelişir. Oturulup masalarda konuşulan şeyler hakikaten kamuoyuna açıklansa ne İrlanda'da barış gelmişti ne İspanya'da ne şurada burada falan. Ama biz bunları bir takım siyasi şeylerle büyütürüz ve konuşuruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti parlamentosunun zaten o rutin işleyişine uymayan hiçbir çözüm süreci ya da başka bir politika üretilemeyecek. Bugün siyasal iktidarın yaptığı şeylerinde siyasi faturası varsa bunları Türkiye halkı onlara soracaktır yasaların dışına çıkan şeyler diyorsanız da bugün mesela e, somut bir durum oluştuğunda Bununla ilgili pekala parlamento oturur. Bunun, e, yasal bir düzenleme yapacaktır. Bu yasa düzenlemesi de parlamentoya gelecek, konuşulacak. Önümüzdeki met yasa düzenlemesi. Dolayısıyla bu kadar korku iklimini büyütecek şeylerden bahsetmenin hali yok. Toplum bölünme var. kaygısı yaşıyorsa çözüm süreci içeriği bilmek zorunda. Şimdi, peki, e, çözüm e, süreci bölünme kaygılarını ortadan kaldıracak bir proje. E, Siz bölgeye uğursunuz. Çok girelim. Şimdi girelim, sonuçları yerel seçim sonuçları bana kalırsa toplumun bir bölünme korkusu yaşamadığının da kimse bir göstergesi yaşamıyor. yani. E, bu kanun maddesi çıktığında hepimiz itirazlarımızı yaptık ve herkese yazı yazdı. Hatta bu yazıların... ben çoğu da dikkate alındı. Ben de dikkate alındığını. Alındı, alındı üç, tabii değişmiş. Seçim mesela. seçimden önce çıkartılmadı. E, i̇kincisi ikincisi e, bir sürü değişiklik yapılmasını yani benim de yazdığım yazıların en azından e, birçoğunda var. Görüyorum ki benim gibi bir sürü kişi de yazmıştır ve onların da en azından e, itirazları e, dinlenmiş, tartışılmış, birçok şey yapılmış. Ama ben burada üstüne basa basa söylüyorum. Üstüne yani daha e, kabul edilebilir bir metin mi şu an? Daha şey. kabul edilebileceği doğru gidiyorlar ama bir şey daha söylüyorum. Ee, burada en çok dikkat edilmesi gereken şeyin, Türkiye'de asla ve asla operasyon yetkisinin olmayacağı bunun içerisindeki her bir santimetre kareye yazılmalıdır. Çünkü bunu evet. yazmazsanız e, kuşku bitmez. Bakın şöyle bir tartışılan konu bir tanesi ve ben buna hep gülmüşümdür. Biz itiraz ettiğimizde şu tartışılıyor. Ya siz Sayın Başbakan'a güvenmiyor musunuz? Ben de diyorum ki ya arkadaşlar e, bu olayın e, itirazın sebebi Sayın Başbakan'a falan güvenmemekle ilgisi alakalı. Kanunlar çıkartılırken ya böyle şahs... Yani, hayır yani. sizi söyleyeyim. Hayır, hayır, sizin için demiyorum. Hayır ben genel de sizin anlamda tartışılıyor. Ben de diyorum ki. Yani bunun... Bu hayır. akşam konuşacağımız bir sürü şey konuşmadık. Cemaatin burada bir operasyonu var. Çözüm süreci ve mitle alakalı biraz oraya gelelim. Şu... Temennileri bırakalım. Ama, şu... hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Burada var mı daha en önemli şeyden bir tanesi şu bir daha? Son bir, son bir tur var ama benim Hı. son tur için sakladığım bir soru var. <laughs> şunu söylemeye çalışıyorum. kanunlar çıkartırken kişiye uygun olsa da iktidarda kim var diye çıkartılmaz. Genel anlamda e, sınırları net olarak biçimlendirilir. Çok güzel. Ve ona göre davranılır. Çok... Bugünkü itirazlarımızın hiçbiri siyasi iktidarın pozisyonuna Göre söylediğimiz itirazlar değil. Bu itirazların hepsi genel anlamdaki itirazlardır. Bu itirazların algılanma şekli de bu olmalıdır. Peki. Yani itiraz edenlerin çoğunun itirazı da bu sebepten kaynaklanıyor. İktidarla meselemiz olduğu için değil. Teknik olarak mite MİT'e ne etkiler verilmesi gerektiği konusunda başka düşündüğümüz için bunları söylüyoruz. Baştan beri söylüyoruz yani. Peki. Bunun tek davası da... E, kala kala bir tane birkaç tane kurumumuz kaldı. Peki, o kurumda bozulmasın yani. E, bozulmasın. E, bozulmasın. Ona katkı olsun diye biz de burada bu tartışmayı yapıyoruz zaten. Mecliste henüz devam eden bir e, yasala, yasama faaliyeti var. Yasalaştırma e, süreci var. Önümüzdeki hafta herhalde tamamlanır o. Bence o, o bozulsun arası dediğiniz arası. yerlere girsin artık. Yani Oralar sorun yaratıyor. MİT <laughs> o bozulmayan yerlerden. Birinci Cumhuriyet'e dair i̇şte bozulmayan son, yerlerden. Zaten, Mehmet Bey diyeceksin. Son turu, <laughs> son turu bununla. Yine Cumhuriyet yaşayacak merak etme. Son ederim. turu bununla kapatacağız zaten. Siyaset, MIT ilişkisini e, konuşalım ama siz de kısaca yanıt verir misiniz şuna? Aha. CIA'den daha fazla yetki mi tanınıyor şimdi Mite? Yani biz bu kadar vaveyla koparıyoruz ama e, ya vay Mite yetki veriliyor. işte hiç görülmemiş yetkiler veriliyor falan diye. Öyle mi görüyorsunuz siz? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ya olağanüstü yetkiler mi veriliyor? Yani birisinin adına önüne az önce aslında zımden cevap tamam, vermiştim ama açık açık söyleyeyim. Aynen söyleyeyim. aynen söyleyeyim. Şöyle birisinin e, başına süper yazdığınızda uçmuyor. Yani süper mit dediğinizde bit uçmayacak. Bu yetkilerle donatılan bir mitin dış operasyon yetkisi kazanması ve kabiliyet kazanması en az 10 yıldır. Bugün ekilen 10 e, yıl sonra biçilecektir. Çünkü eleman sayısının olmadığını Milli İstihbarat kendisi söylüyor. Şu anda ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bakın söyleyeyim. 10 yıl sonra CIA gibi Aynen. E, KGB kazanır öyle. mı MIT? kazanır çünkü şunu yapmaya çalışıyor. Bu kötü bir şey mi? Hiç değil. Peki. Neden biliyor musunuz? Bir ülkenin toprakları, bir ülkenin toprakları kendi sınırlarında korunmaz. Sınır ötesinden korunmaya başlanır. Sınırımızdaki Mehmetçiği korumak istiyorsak, bu sınırın topraklarındaki insanların güvenliğini sağlamak istiyorsanız, e, içeri girmiş Eşit militanı Adana'da yakalayarak olmaz. O zaman yakalayacağınız yer eee taş Suriye'nin içerisidir. O zaman kabahat bu yetkileri bugün Mit'e vermek değil, bunları bugüne kadar vermemiş olmakta. Yani geç kalınmış bir düzenlemeden söz ediyorum. Ee, ama bakın bir kez itirazıma bir kez daha söylüyorum. Bunun sınırlarını belirleyin diyorum. Daha net, bu sınırlar bu sınırlar Türkiye toprakları içinde olamaz. Ama mesela şöyle mesela sınır olamaz. diyorsunuz Bakanlar Kurulu'nun görevlendirmesine sınır getiriliyor. Mesela şimdi yapılan son değişikliklerde her türlü tabir. Totuşlarda. her türlü tabir kaldırılıyor. Evet. Ya yani dolayısıyla bu tür eleştiriler ve tepkiler dikkate alınıp Kesinlikle sınırlar mi? daha da netleştiriliyor. Yani bu da ee, olumlu bir gelişme. Ben ben olumlu olduğunu düşünüyorum. Çünkü şimdi, konuşmalar da o şekilde peki, değişiyor. Peki. Şimdi son tur e, son e, bir kez görüşlerinizi rica edeceğim. Soru fix ve şu. Dediniz ki e, başka yerlerde işte İngiltere'de Amerika'da parlamentolar denetliyor. E, meclisler denetliyor istihbarat teşkilatını. E, burada da siyasi iradenin güdümünde olmaması için hı hı. E, böyle bir mekanizmaya ihtiyaç var. Yapılan değişiklikle meclis denetimi getiriliyor burada da MIT'e. Hı, hı İlk kez geliyor benim bildiğim. Değil mi? Yani daha evvel tarihte yok, daha önceki yok, 80 yok. öncesinde de yok benim yok, bildiğim. Yok, öyle bir... İlk kez MIT'e meclis denetimi getiriliyor. Ee, birincisi yani demek ki bunlar da duyuldu bu eleştiriler. Dikkate alındı. Bu yeterli mi? Ee, ikincisi başta da konuşmuştuk. Melih Isra, e, Altınok ısrarla e, o görüşü vurgulamaya devam ediyor. Kötü bir şey midir yani MIT'in siyasi iradeye ram olması, siyasi iradenin kontrolünde, denetiminde olması kötü bir şey midir? Başbakana rapor vermeyecekse, Cumhurbaşkanına rapor vermeyecekse bir mit, bir MIT aldığı istihbaratı yürütmeye bildirmeyecekse meclise mi bildirecek ya yani meclis başkanına mı meclis komisyonuna mı bildirecek? Nasıl çalışacak o süreç? E, benden mi başlıyor? Sizden başlayalım. Şöyle söyleyeyim. Aslında biliyorsunuz şu anki kanun çok açık. Başbakanlığa bağlı çalışmaz şey ee, Milli İstihbarat Teşkilatı. Direkt başbakana bağlı çalışır. Tabir aynen böyledir. Mesela ya şey... Zaten eskiden beri böyle gidiyor. başbakanlık Öyledir. Milli İstihbarat Teşkilatı değil mi buranın adı? Efendim? Başbakanlık Hayır, yani şu anlama söylüyorum. Yani zaten şu anda başbakanlığa bağlı değildir. Başbakana bağlıdır. Başbakana. tabir aynen böyledir. Direkt makama bağlı yani. Hayır şahsa bağlıdır. Ha, makama Makamda... bağlıdır. Tabii, 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 tabii. Hangi şahsa Yani o anlama söylüyorum. Ee, şey de öyle. Genelkurmay Başkanı da e, başbakana bağlıdır. Direkt başbakana bağlıdır. Şimdi e, buradaki e, kavramda şöyle bir, e, çoğu zaman yanlışa gidiyorum. <laughs> e, sizin hani sorduğunuz soru vardı ya, işte denetim nasıl yapılmalıdır? Tabii ki yürütme, uygulayıcı politikalar anlamında, dış politika anlamında e, birçok konuda bu emir e, emir sistemi içinde yapmalıdır. E, <laughs> parlamenta ne yapar biliyor musunuz? Hızlı gidelim diye söylüyorum. İşte, Zaten denetim geldi, meclis denetimi. Mesele şu... Kimden emir alacak, kime rapor verecek şimdi? Onu söylüyorum. Meclise mi verecek yani komisyona mı verecek? Ee, şöyle, e, yıl sonunda bir faaliyet raporu verir. Mesela Amerika'da faaliyet raporunu verir. Ve özellikle dış operasyonları için izin alır. Dış operasyonları için izin alır. Bakın yine ama şeyi söylemez. Kimle gideceğim, ne yapacağım, onu yapacağım, bunu yapacağım değil. Bir de e, Amerika'daki örneğinde orası bir ceza mahkemesi gibidir. E, yapan, hata yapanları çağırırlar. Hatanın ne olduğunu fiili olarak sorgularlar. Örnek verelim. Oliver North'un hani hatırlarsanız e, i̇ran Gate olayında olduğu gibi e, bütün ekibiyle beraber siyasiler dahil olmak üzere o zaman e, danışmanlar da dahil olmak üzere ifade vermişlerdi. Oturum düzenleyip evet ifade, i̇fade vermişlerdi. Bu görevi de var. Türkiye'de bence bu sisteme doğru gitmek gerekiyor. Neden? E, o zaman şu e, hiçbirimiz şunu konuşmayacağız. Arkadaşlar, e, başbakanı Denmeyecek. Çünkü şu anlamda söylüyorum yanlış anlatırmasın. Sanki eskiden öyleymiş gibi anlamda söylemiyorum. Bu zaman şu konuşulacak. Milli dediğimiz tabir olan yer milli iradenin tecavül e şey yaptığı gerçekleştiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hesap verecek. Bu sağlandığında inanın diğerlerin hepsi defa Hayır, nasıl olacak? Efendim? Ya hesap ve olacak? denetimine açılması zaten Hayır, hesap vermesi demek de. Siyaset bir dersine girmiş gibi hakikaten kendimi <laughs> parlamentoya hesap vermek ne demek? Nasıl Bana birisi hakikaten izah edebilir. Bakın yasalara göre nasıl kuruluyor? Her kurum ve kuruluş yasalara <laughs> göre kurulur ve yasalarla işler. Parlamento hesap vermek dediğiniz şey budur. Başka Peki, nasıl? Örnek ver örnek vereyim mesela. Evet, çok basit bir merak e ettim. Çalışamaz Eskide kılmak Türkiye'de kit yani vardır, bu her komisyonları vardı. Kit komisyonlarında kimler gelirler parlamentoya? Ne ile kurulur verirler? kit komisyonları? Yasayla kurulur. İşleyişi yasaya bağlıdır değil mi? İşte, işte ben de anısını söyleyeyim Parlamento da... bu bağlılık bu zaten. Bu çok şey tartışma. Parlamento bak, genel Hayır üstat genel yani Hesap yani vermeyen se... kurum mu var parlamentoya? Var. Hangisi var? Milisipatiye şikayet hesap vermez. Yasayla kurulmuş ve yasayla denetlenen ve yasaya göre çalışan bakın bir kurum Siparat, nasıl hesap verir? Bakın milisipatiye şikayet hesap olacak? vermez. Ama hayır nasıl hesap, hesap vermez? Bürokrasinin, bürokratik şey. kurumların hepsinin şey. tabi olduğu Aa, bütün be. denetimlere tabi değil mi MİT? Tabii ki yargı denetim açığı şey şey yani e, var Ankara devlet. Ben anlamadım. Hangi yapan meclis bir kere ya. yani ağır ceza mahkemesi yargı denetimine açık. Bak demin bakın demin dediğim gibi yasayla kurulmuşsunuz ve yasaya göre işliyorsunuz. Parlamento'ya hesap vermeniz anlamına gelir değil mi bu? Onun bakın, işte, işte bakın, yargısal e, denetimi yargısal e, denetimi açıksınız bak, Ankara ağır ceza mahkemesi. Haklı ma bakın farklı. Parlamento derse bu demek farklı. Başka ne örnek verelim. İran'da yaptığınız bir operasyonun mahkemesini Türkiye'de mi yapacağını zannediyorsunuz? Ben başka bir şeyden başka bir soru. E ben sorayım. de başka ama bir... bakın şimdi... siz parlamento denetimi diyorsunuz ya mit parlamento denetimi açık zaten. Bir şey, sor, bir şey soruyorum. Milli Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dış operasyon yapan bir yerde örnek verdim ya örnek. İran'da bir operasyon yaptınız dedim. İran'da yaptığınız operasyonun yargılanmasını Türkiye yapabilir mi? Hayır, bunun talimatını bir saniye İran'da. Talimatını Bakanlar Kurulu başbakan Milli Güvenlik Kurulu ne? veriyor ne? yani ne? onlar herhalde meclis ben vermiyor ben yani böyle bir ne? şey ne? Kastetmiyor. Bunun, bunun, kastetmiyoruz bunun bunun herhalde. yapılacağı yer meclis mi verecek bunun? Gö... Öyle bir komi, komedi meclis olabilir meclis mi? Meclis meclis mi? Öyle bir vermez, komedi? Hesabını sorar diyorum, hesabını. Hesabını da ne zaman sorar? Yani hesabını her yaptığı eylemden sonra, her zaman evet sorar, yargıya başvurur sonra ben anlamadım. Evet yani. <laughs> Tabii ki siz şunu mu zannediyorsunuz her gün gel bakalım evladım. bize Böyle bir şey no olamaz ya zaten bakın, yani. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ee, örneği verirken de iyi dinlemiş olsaydınız anlardınız. Ben günlük icraat raporu demedim. Faaliyet raporunu verir. Ben bu sene Yapacağın faaliyetler bunlardır diye diş politikayı belirliyorsunuz. Yani gene Çünkü darbe uygulama... istihbaratı alırsa başbakana bildirebilir mi? Tabii ki bildirir. Zaten bildirir. Bildiriyor. Şu anda da bildiriyor zaten. Hayır tamam bildirmeye devam edebilir yani. Bunda bir sorun yok. Bu onu gayrimilli <laughs> yapmaz. <laughs> bildirsin mi yani? Hayır öyle bir tartışmamız var da onu Ya bakın şuraya <laughs> siz şunu mu düşünüyorsunuz? Ee, Millisipat teşkilatı önce Bil raporu meclise <laughs> verecek sonra mı başbakana verecek falan mı düşünüyorsunuz? Bu o anlama gelmiyor ki. Meclise rapor vermesi gerekiyor mu? bir istihbarat hmm. raporunu Hayır, vermez, <laughs> be. vermez 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 <laughs> faaliyet raporunu biliriz o kadar yani milli istihbarat örgütünün istihbarat örgütü herkes olmaktan çıkardık gelmiş bu herkes hazırda. müdahale ediyor şunu söyleyeyim başbakan devlet içinde devlet kurdular kumpas kurdular bunlar çete bunlar örgüt Haşhaşi derken başbakan 12 yıldır haberim yoktu dedi peki darbeleri başbakana bildirmesi gereken mit niye bu bunları rapor etmedi bu örgüt devlet içine sızmış doğru söylüyorsunuz mı? büyük bir problem bu Emin misiniz vermediğinin? Verdiği müdahale İki yıldır bu bilgileri veriyor yani ama çok doğrusu. Ama MİT'te değişim kiminle başladı? Hakan Fidan'la başladı. Orada dönüşüm sürecine uygun bir şey birkaç yıldır var zaten. MIT böyle kar Siz diyorsunuz ya bir sağlam MIT kalmıştı bari oraya girmesine. Ben de diyorum ki neresi sağlam? Sağlam var. neresi varsa oralara girilsin. Girilmemişti neler var. Tabii ki yani o alanlar e, kara delik halinde. Bakın siyaset egemenliği, darbecilerin egemenliği. Siyaset oraya girerse orası, orası orası Kayseri Bayındırlık İl Müdürlüğüne dönüşür. Yapmayın yani. Mehmet Bey. Evet sevgili. ya, girmediği yerler hepsi başımıza bu Bakın, kadar şey bakın şey olmaz. Girilecek yerler var, girilmeyecek yerler var. Bu kadar yıpratılır. Girdi dediğimiz Allah aşkına işgal kuvvetleri Türkiye halkının Tek Türkiye tek ve temsilcisi parlamentoda halkının, siyasal iktidar. Orası, orası köy hizmetleri değil. Türkiye ya halkı niye demek? ilgilendiriyor Bak, devleti? Siyaseti niye bu kadar ya, küçümsüyorsunuz? Halk Halk ben. şu an. Ben yolları açan oradaki köy hizmetleriyle. Burada devletin istihbaratı... Ya, ya biraz siyaset bir, sadece köy hizmetlerine mi girer? Bakın ne ne demek? siz demek? söylüyorsunuz. Amerika gider Suriye operasyon yapar, Irak'a yapar. Bunu sokaktaki tek vatandaş patron, bilirse. Tek patron hükümetlerdir hocam de demokrasilerde. Ya tek, 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 şey pat tek, pat tek patron, tek patron devlet hesap Tek patron devlet siyasi değil. Devlet Devlet hükümeti. 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 Devlet işte Devlet hükümeti. Devlet hükümeti. Devlet 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 hükümeti. Devlet hükümeti. Devlet Devlet hükümeti. Devlet Devlet hükümeti. Devlet 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 ne? Devlet, devlet, devlet siz ee, devleti bambaşka bir şey ne, olarak evet, algılıyorsunuz. Evet, bambaşka bir şey. Evet. Üzerimizdeki ne gibi bir şey. Olmaz öyle. Başka ne yani. Ya hani şarkı müdahale şarkı oldu da, Hani müdahale, müdahale oldu da e, yani polis eskisine göre çok daha iyi bir polis. Sistematik işkenceyi durdurmuş da. 17.500 faili meçhulden bugünlere gelmişiz. Bir ölüm 17... bile çok büyük problemdir ama bahsettiğiniz şey kötüye doğru bir gidişat değil. Siyaset muktedir oldukça bu ülkede şeffaflaşma olacak, demokrasi daha iyi hale gelecek. Ali Mekreç. Ne diyeyim? Ne diyeyim? Ne Ne diyeyim? Pro, süre bitti aslında. Süre bitti, ben süre bitti. <laughs> Bakın Tartışma <laughs> yeniden alevlendi. Tart, Zaten evet. hani bu kadar toparlanabilir. Şunu söyleyeyim. Ben bence tekrar dağıtmayalım. Bunun bu kadar mecliste, bu kadar siyasi iradenin, bu kadar hassas stratejik bir kuruma müdahale etmesi şaibeleri bitirmez. Hiçbir zaman da bitmeyecek bu olay. Ee, Valla bugün tartıştığımız konuların çoğu açıkçası siyasetin müdahale olduğu konuları tartışıyoruz. Siyasetin müdahale olduğunu demiyorum bakın. Bence Mehmet bugün, sözleri Bugün tartıştığımız konular... Meclisin, Hayır bugün tartıştığımız konu şu. kimin polisi Diye, kimin polisi diye tartışıyorsak. Meclisin, bu siyasetin bir, müdahalesi sağlam. mi? Mehmet Bey özetledi. Burası devlet su işleri değil dedi. İşte 80 yıldır Türkiye'yi bu zihniyet Evet. Mevcut. Evet orası devlet yani, su işleri değil. Siyasetin ben müdahale olmasın demedim. Devlet sadece su sadece su işleri. İstihbarat, istihbarat, dış, hiç önemli yani. değil. Benim orası yani. müdahale oluyorlar. Orası milli istihbarat, milliliği de halka hizmetten geliyor. dış tehdide karşı koruyacaksa oraya da böyle köy hizmetleri gibi gidilmez. Demokrasinin kâbesi parlamentodur demokrasilerde orası müdahil olacak. Her ya şey. E biz orayı söylüyoruz. Oraya ne de demek hiçbir fark yok. Biz orayı söyledik. Ya oraya niye veriyorlar diyorsun. Peki. diyorsun. Ben de tam orayı söylüyorum iki defa. Senin için <gülüyor> demiyorum Mehmet <laughs> Faraç'ı. <laughs> 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 ya burada iki defa. İkinci Cumhuriyetçi. Ben parlamento diyorum parlamento'yu beğenmiyorsunuz. İkinci Cumhuriyetçi tayfanın. bu konuda. Mehmet Faraç da İkinci Cumhuriyetçi tayfanın hastalığıdır bu. Bence bu programı kapatacak bir kişi kalmasın devletleri. Mehmet Bey'i isteyip kapatır. Halka Ben isteyip kapatırım. İki değil hatta üç beş olsun. Fransa bilmem kaçıncı Cumhuriyetçi. ya? Yok öyle bir şey ya. Fransa'yı Fransa, Fransa, bu kadar sorunlardan mı gitti Cumhuriyet neler Devlet çekiler, haline yani, Yapmayın. 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 Yapmayın galiba metnin itiraz sahiplerinin de kabul edebileceği bir Hale doğru evrilmekte olduğu. Ama kategorik önümüzdeki olarak hafta itiraz etmemiz gereken e diyen bir kesim var yani. Var. Önümüzdeki hafta ne? Siyaset e karışması. Bir, bir saniye. Bir kesim önümüzdeki var. hafta netleşecek <laughs> meclis denetimi getirileceği şeklinde gelen bilgiler var ve başka bir takım rötuşlar. Onların ne oranda metne yansıyacağını da önümüzdeki ben hafta. Ben bir şey yapacağız. sorabilir miyim? Siyaset karışmasın diyenler meclis denetimi hakkında ne düşünüyorlar? E, yani. Siyasetten kasıt akma. yani? Evet, evet, yani. Meclisten çıkarma. E olamaz diyor. Bu soruyu, Özetim bu, benim. bu soruyu tartışacak vaktimiz kalmadı. Zaten e, tartışabildiğimiz kadar tartıştık. E, burada baştan sona sona eriyor. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya tekrar e, karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.